Survivor Panorama'dan herkese iyi günler efendim. Saatlerimiz 12.41, TV8 ekranlarında Survivor Panorama'da Survivor'ı konuşmaya başlıyoruz. Kimlerle? Efendim sevgili Mert Öcal, Melisa Emirbeyer ve Damla Can'la beraberiz. Damla nasılsın, iyisin? İyiyim. Çok güzel her şey. Her şey yolunda. Evet, güzel gidiyor. İzledin mi dün akşam? Tabii ki de izledim. Tabii ki de izledim. Evet. Zaten izledim diyemezsin zaten, değil mi? İzlemesem de izlemedim diyemem. Yok, şaka yapıyorum. İzledim, biliyorum zaten. İzledim, güzeldi. Zaten sürekli biz de WhatsApp üstünden şey yapıyoruz, birbirimizle tartışıyoruz. Hep fikir ayrılıklarımız var. Onları da burada bir an önce konuşmak istiyorum. Ama orada da fikir ayrılıklarımız var değil mi? Her yerde var bizim fikir ayrılıklarımız. Sen nasılsın? İyiyiz vallahi, ne olsun. Her şey yolunda. Her şey yolunda, müthiş, keyifli. Çok şıksın yine her zamanki gibi. Yazı bekliyorum, bu ara yazı özledim. Yazı özledim. Havaları, sahilleri özledim. Her gün bir şeyle geliyor Mert. Evet. Her gün bir özlem, bir hasret, bir isyan. Çünkü pandemi çok yormaya başladı beni psikolojik olarak. Sizden daha az yaşamama rağmen çok yorulmaya başladım yani. Psikolojik olarak düşüşteyim. O yüzden böyle güzel hava, yaz, sahil. Niye bunalımdasın sen? Ne? Bunalımda değilim ya. Ha, yani düştüğünüz paylaşımlar incindim falan. İncindim. İncinmişsin belli. İncindim. Melisa sen nasılsın? İyiyim, enerjim mükemmel. Bugün daha bir pozitifim. Süper. Hava yağmurlu ama burası biraz güneşli. Enerjimizden dolayı. Güzel, enerjimiz iyi her zaman. Evet. Başlayalım bir an önce. Başlayalım mı? Evet. Evet, şimdi efendim neler konuşacağız ondan da bahsedeyim biraz. Dün özellikle bir iki olay var ki gerçekten... Hepimiz böyle ağzımız açık, heyecanla izledik, seyrettik. Özellikle Yunus Emre ile Aleyna'nın arasında geçen bir olay vardı. Bir laf taşımanın bir hesaplaşması vardı. Onun dışında Melis ve Batuhan arasında oyun sırasında yaşanan bir gerginlik vardı. Bir alınganlık vardı. Hepsini burada konuşacağız. Onun dışında yine bir ödül oyunu vardı. Ödül oyununu gönüller kazandı. Poyraz'ın deyimiyle son 26 oyunun... 26 yani bireysel oyunun 19'unu gönüller kazandı. Yani biz çıkıştayız mesajında aslında hepimize takıma da verdi. Gönüller fena da gitmiyorlar. Ve tabii ki başka konuşacağımız şeyler de var. Sembolü kim aldı, kimler kaybetti hepsini konuşacağız. Şununla başlayalım. Yunus Emre ve Aleyna'nın arasında geçen o diyalogla başlayalım. Bir laf taşıma olayı, demin de bahsettiğim gibi Aleyna Yunus Emre'ye hesap soruyor. Bakalım Yunus Emre ne cevap veriyor? İzliyoruz. Aleyna ile konuştuk. Benle ilgili o konu hakkında. Çok yani benim için çok büyük bir itham bu. Yani bana karşı söylenilen. Söylenmeyecek dedi bir şey aslında. Yani bu hani ben işte Karabaca işte Yunus Emre'yi parmağımda oynatırım. İşte böyle ne ağzımın içine bakıyor falan filan gibisinden. Böyle bir şeyler hani oynatırım yani ben nasıl böyle bir şey düşünüyor vesaire yani burada bunu söylenecek en son kişi de benim hani bunu söyleyen kişi de bunu boş yere söyleyecek hani belki beni saf gördü vesaire hani niye böyle bir şey söylesin yani söyleyen kişi de bana söylendi yani farklı kişilerden etkilemek yani, için söylendiği belli yani olabilir yani olabilir değil abi oynamak için insanlar evet. Benim üstüme oynuyor ve bak, kimse bu kızın başarısını oynuyor. Görmeden onun bunun ağzından duyduğu lafla hareket edip böyle bir şey yazılması böyle bir sebepten dolayı çok yanlış bence hani arkadaşım diye söylemiyorum herkesin sebebi farklıdır yani işte, arkadaşın diye herkesin sebebi farklıdır zaten tamam ama bu ben sebepten bunu, yazılmamalıydı bence. Benim için bu çok önemli tamam işte önerdi işte, ben gidip konuşmak lazımdı bana gelip bunu söylememen beni o kadar üzdü ki Yunus Emre. Yani hayatım önce hep insanlar ayağımı kaydırmaya çalıştı benim. Ama ben seni burada kaç gündür ben şöyle bir şey söyleyeyim. Konu şu an oy mevzusu değil. Konseyden çıktı. Bu iftirayı kim evet. Attıysa eğer insanlar... Bence senin bunu duyduğun kişiye gidip de senin hani sen niye evet. Dayanarak bunu söylüyorsun? Evet. Kız 2-3 gündür harap etti kendini. Vallahi iftira atıldığını evet. Söylüyor evet. Diyor. Hani yalancı bir insanla bu kadar kendini harap etmez. 23 yaşındayım ve gerçekten hayatımda öğrendiğim en büyük derslerden birisi bir başkası hakkında duyduğum hiçbir şeye inanmamaktı. Çünkü bir insanın samimiyetine güveniyorsam, yüzüne güveniyorsam gidip sorarım yani ben bu kadar açık bir insanım aslında. Böyle bir şey olduğu an söylenmiyorsa onun dostluğundan da şüphe edeceksin. Niye sonradan söylüyorsun da o an o kişiyi madem öyle dedi susturmayıp bana taşıyorsun? Niye? Çünkü bunun altında fitnelik, fesatlık var. En yazık kimsenin kızı... Hakkı kimseye evet. De kalmaz. Seninle mevzu geçmedi dahi. Yapmadığımı, söylemediğimi söylediğim halde ben onu bilmem hani 2-3 kişiden duydum. Bir kişiden çıkan bir şey 5 kişiye de yayılabilir. Bu çok zor bir şey değil. Yani beynini kullanan bir insan bunu aslında düşünebilir. Fakat hala benim bunları söylediğimi düşündüler. Yani ben 2 kişiden
bu şey teyidi almasaydım i̇ki olmazdı. İki kişi de anlaşıp teyidi olabilir için, ama iki kişi için konuşmuş iki olabilir. Kişi de yani şimdi şöyle bir şey çok burada büyük büyük bir şey. Biz sana mesela bunu söyleseydik farklı bir şey de olabilirdi. Yani, yani, yani şu an yapılması gereken şey. Yani şu an yapılması gereken şey. Gideceksin bunu kimden duyduysan kişi... hani şunu demen evet. Gerekiyor. Bak bu kız 2-3 gündür kendini harap ediyor. Bu kıza da yazık. Hani sen bunları duydun ama neye dayanarak duydun? Bir kanıtın var ben mı? Ben bugün oyunda tek düşündüğüm bugün bunu yapılan yarın bana da yapılır sana da yapılır. Hani ne duymuş olabilir ki? Şoka girdim. Seninle ilgili kim ne söylemiş? Ben ne söylemiş olabilirim seninle ilgili ya? Ben konuştum Alena'yla. Ben vallahi söylemedim. İşte bana dedi ki bundan sonra hani böyle bir şey olursa şey yap. Bana ilk başta o söyleyen kişi abi bak senin arkanda böyle böyle söylüyorlar ama söyleyemem dedi bana. Ama gitmeden herhalde yakın bir arkadaşına söyledi. Bana da o söyledi yani. Sana bunu getir- doğruyu bulamadık dedin şu ki, anda. Dedin ki gitmeden önce biri söyledi. Sen şu anda diyorsun ki biri söyledi bir iki gün önce. O birini şu an karşısına alıp bu kızla yüzleştirmeni istiyorum. Eğer gerçekten hani, büyüdüsün, büyüklük yapacaksın. Büyüklük yapacaksan bunu yap. Ben konuşmak aynen, istiyorum. Ben yani ben böyle evet. Bir kelime kullanmadım Semre. Benim yüzüm burada. Bak diyorum ya sana. Çok büyük şeyler üstüne yemin ettim. Bana burada iftira atılıyor. Ben bu iftirayı kim atıyor? Duymak istiyorum ya. Kim beni suçluyor abi böyle bir ithamla? Sen kimsin ya? Anlama yani. Anlama ama Yunus tamam, Emre ben bu şey çok yani. Büyük kendi, bir şey söylemedim. Kendince benim ben bile kimseye söyleyemedim yani bunu. Tamam kim söyledi ne olur bana yani. Söyle. Ben yüzleşmek istiyorum. Ben eski Alena gibi devam edeceğim ama daha güçlü, daha hırslı devam edeceğim yoluma. Kimse beni bu yolumdan asla bu şekilde caydıramaz. Kimse benim performanslarımı geride bırakamaz bu şekilde. Çünkü yapmaya çalıştıkları buydu. Başka hiçbir şekilde beni üzemezlerdi çünkü. Yapmaya çalıştıkları buydu. Geçen hakkımı sonuna kadar asla helal etmiyorum. Benim öyle bir ithamla suçladığı için hakkım gerçekten zıkkım olsun. İnşallah öyle bir şey olmamıştır, söylememişsindir yani. İnşallah. İnşallah. Hayır yani kimse suçsuz olsam sonuç... bu kadar zaten bu kadar çırpınmam anladın mı? Ya, tamam yazık ettin sana ya, sadece onu canım. Hakkıma giriyorsunuz abi. Ben hakkına girmiyorum. Öyle bir şey söyle. Benim içimde söylediysen de İnanarak ben, giriyorsun. Ben hayır ben gerçekten niye inanarak gireyim sana? Benim için öyle bir şey söylediysen de zaten benimle muhatap olmasın olur biter yani. Dedim ki ben ağzımdan böyle bir kelime asla çıkmadı. Ben böyle bir kız değilim. Ben bunu söyledim. Ama işte ya işte ben bilmem bir de iki kişiden duydum. Sürekli bunlar tekrarlanınca artık ben ne diyebilirim ki? Neye inanmak istiyorsan ona inan kardeşim. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Diyecek çünkü hiçbir şey yok anladım o saatten sonra ne yapayım? Söyler misin lütfen kimi söyleyeyim? Vallahi neyini söylesem de orada tamam konuşuruz. Sıkıntı yok ben söylerim konuşuruz. Tamam söyle. Ya bilen var zaten yani abi. Söylemeye gerek yok. Tamam söyle çağır konuşalım o zaman. Ya lütfen. Kimi söylediği de belli zaten sen daha niye bunu şey yapıyorsun? Kim söyledi? Yani şeyin kimi lafı kimi çıkarttığını siz söylediniz zaten yani. Sancakay mı söyledi? Tamam yani. Yazıklar olsun ona gerçekten yazıklar olsun. Keşke o kişiyle yüzleşsem. Keşke burada olsa yüzüne söylesem yani. Desem ki sen benim hakkımda nasıl böyle bir şey söylersin? Yani yazıklar olsun keşke diyebilsem. O surat ifadesini keşke görebilsem onun ama işte herkes oyunu demek ki kuralına göre oynuyor. Herkes oyunu kuralına göre oynuyor diyor ama o kuralına göre oynuyor dediği şu an elenmiş vaziyette. Demek ki bu oyunun kuralı da pek yok aslında. Şimdi burada tabii şunu sormak istiyorum ilk başta. Bu izlediğimiz diyalog enteresan bir diyalog. Çünkü benim de bir yorumum var ama şuna gelmek istiyorum. İnandırıcı geliyor mu? Ya da böyle bir iftirayla karşı karşıya kalsanız siz nasıl tepki verirsiniz? Aleyna mı, Yunus Emre mi? Hangisi daha böyle sizi ikna etti konuşmalarıyla ya da hangisine daha çok inandınız diye? Melisa senle başlayayım. Yani şimdi şöyle Survivor'da ünlüler takımındaki atıyorum Merve Melis gibi yarışmacı olsa duruş olarak Aleyna ben derim ki evet iftira atılıyor. Ama biz çok takımca konuşmalarını dinledik. İşte Emin, Ayşe, Steven'ın konuşmalarını dinledik. Yani ben buraya baktığım zaman diyorum ki evet söylemiştir ama şu şekilde olmuştur olay. Hani Yunus Emre onların takımında olmadığı için işte Yunus Emre bence nereye çekersen. Yunus Emre iyiysen oradasın, Yunus Emre sen neyse oradadır gibi bir konuşma geçmiş olabilir. Sancakay tarafından bu biraz çevrilmiş olabilir. Şimdi bunu söylediğini bence biliyordur Aleyna. Ama Sancakay'ı da söylediğini biliyordur. Sancakay elendiği için de yüzleşmek isteyeceğin kim kalıyor orada? Kimse. Doğal olarak bunu ortaya atabilirsin.
İkinci kişi kim acaba? Ve baktığım zaman ben ilk başta Duygu zannettim. Şimdi Duygu dedi, ben seni izledim, geldim adaya. İşte sizin biraz da sesinizin kesilmesi gerekiyor tarzında söylemlerde bulunmuşlardı. Acaba dedim Duygu mu ortaya laf attı? İşte biraz da adayı karıştırmak için veya arkadaşlarını tanıtmak için birbirlerine takımı. Ama bakıyorum ki Sancak Ay'ın ismi çıktı. Ben de şaşırdım açıkçası. Duygu diye bekliyordum. Peki mesela Aleyna'nın Yunus Emre ile bu konuyu konuşmak istemesen neden böyle tepkisiniz? Geçen günlerde işte dedi ya beni... burada kötü tanıyorsunuz, kötü tanımanızı istiyorum falan. Hani Aleyna burada bir şeyler, ya kendi yazılınca bir şeyler sezdiği için kendini mi aklamaya çalışıyor? Yoksa atıyorum Yunus Emre gidip Aleyna'ya işte biz seni yazdık ama böyle böyle kulağıma geldi. Yani ne düşünüyorsun? Şimdi bir defa Aleyna zaten yazıldıktan sonra hal ve hareketlerine biraz daha çekiz düzen verdi gibi geliyor bana. Çünkü o kadar fevri olan röportajlarında böyle astım kestim konuşan kızın böyle bir anda ağlıyor olması hani daha önceki konuşmamıza istinaden günah çıkartıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü madem bu kadar hani şimdi birisine bir insana kendini tanıtırken şey diyemezsin. Hani ne olur beni iyi tanıyın, beni iyi tanıyın, beni kötü bilmeyin diye. Sen davranışlarını sergilemişsindir, insanlar hakkında konuşmuşsundur ki muhakkak birileri senin hakkında yorum yapmış ve oraya ismini yazmış ki ben zaten Aleyna'nın eleneceğini düşünmüyorum. Kaldı ki performans açısından kadın yarışmacılara baktığımızda Aleyna'nın yazılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani belki bu bir uyarı yazılması olabilir, yazılma şekli olabilir ama onun yerine takım içerisinde bir konuşsalardı daha doğru bir uyarı olurdu. Ama şu anda Aleyna'nın tavırlarına baktığım zaman biraz daha artık sanki böyle freni çekeyim, ben biraz daha yavaşlayayım, herkes hakkında iyi konuşmaya başlayayım, hani ağlamalar falan aslında bu tamamen yaptığı olaylardan ötürü bir ağlama gibi geliyor. Yani yaptığı şeylerin farkında diyorsun. Bence öyle. Mert? Kesinlikle Damla'ya katılıyorum. Şimdi baştan alalım. Hayret. Hayret gerçekten. Hayret. Doğru doğrudur yani. Yani. İkinci yayındayız. Objektif insanız sonuçta yani. Yani Damla doğru söylediğinde katılıyorsun ama saçmaladığında katılmıyorsun değil mi? Onu anladım ben. Tabii. Yani. Saçmalıyor muyum ben? Yok pek saçmalamıyorsun ama yanlış yanlış kararlarda, şey yargılamalarda bulunabiliyorsun. Yok fazla empati yapıyorum ben ondandır. Ondan çok empati insanı yorar. Oo bugünün lafı bu mu? Hadi bakalım. Sen ne diyorsun? Şimdi Aleyna abi adının en başında baktığımızda nasıl bir karakterdi? Böyle alfa gibi yüksekten konuşan, herkese işte gider yapan, atar yapan böyle bir karakterdi. Sonra şöyle bir olay oldu. Birkaç hafta geçti. Aleyna birilerine Yunus Emre hakkında ya da başka biri hakkında dedikodu yaptı. Takımda bir grup Aleyna'yı yazdı. Bu arkadan konuşma işlerinden rahatsız olan grup o grup. Aleyna'nın adını yazdılar ve konseyde adını söylediler. Şimdi Aleyna da bu olayın farkına vardı ve pişman oldu. Dedi ki ben birilerine bir şey söyledim ve bu olay büyüdü. Benim dedikodu yapmamam gerekiyor ya da arkadan konuşmamam gerekiyor. Bunun sonucunda benim adım yazıyor konseyde diye bir kendi başına bir karara vardı. Şu anda da o durumu toparlamaya çalışıyor. Nasıl toparlamaya çalışıyor? Gidiyor Yunus Emre ile yüzleşiyor. Gözyaşı döküyor. Yapmadım diyor, etmedim diyor. Çünkü eğer bu tavırlara devam ederse bu arkadan konuşmalara konseyde adı yazılmaya devam edecek. Konseyde bir daha adı yazılmasın diye... Adının yazılmasının sebebini de bu Yunus Emre ile alakalı yaptığı arkadan konuşmalar olduğunu düşünüyor. Ki öyle galiba bizim anladığımız o. Şu anda da bu durumu toparlamaya çalışıyor. Aslında bütün olayın özeti bu. Ya şöyle diyeyim bak. Ben burada... Günah çıkarıyor diyelim yani. Ya günah çıkarıyorum bilmiyorum da. Şimdi Sancak Ay bu lafı demiş diye konuşuyoruz. Ortada Sancak Ay yok. Bir laf bir yerden bir yere taşınmış. Şimdi muhtemelen bu dedikodunun rotası şöyle. Çıktıysa eğer Sancak Ay'dan Reşat ya da Poyraz'a anlatıldı. Reşat ya da Poyraz muhtemelen Yunus Emre'ye söyledi. Aleyna ile biraz takım böyle şey olunca ondan sonra Aleyna bir şey oldu. Ne derler? Kötü kız oldu Yunus Emre için. Ama yani bilmiyorum ben Aleyna'ya da inanmak da istiyorum. Çünkü hani ne bileyim onu bilme yani, şansımız sıfır şeyin, biliyorsun evet, değil mi? Yani sıfır. Bizim o Aleyna'dan çıkan ağızdan ağza dolanan ve ucunda Yunus Emre'nin olduğu o dedikodu muhabbetinin hani ne söylenmiş, iyi bir şey mi söylenmiş, çok kötü bir şey mi söylenmiş, ya kötü bir şey söylenmiş de ne kadar kötü bir anlamda söylenmiş, onu anlama şansımız çok düşük. Dolayısıyla bununla alakalı bir saptama yapamıyoruz. Sadece emin olduğumuz bir şey var. Aleyna Yunus Emre'yle ilgili bir şeyler söylemiş ve bu konuşulmuş ve bunun sonucunda da bir grup kişi konseyde Aleyna'nın adını yazmış. Aleyna da şu anda bunu toparlamaya çalışıyor. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Mesela ben Aleyna'nın yerinde olsam, Yunus Emre ile bir yüzleşme yaşasam,
bu olayın sonucu çıkana kadar orayı ortayı yıkarım ortalığı yani. Hani daha sert olurum. Ne demişler? Söyle, getir buraya. Belki Allah istemiyor kadar. Ya, tamam. Belki kötü bir şey söyledi. Ha işte ona geliyorum zaten. Şimdi Yunus Emre, belki Yunus Emre dile getirmek istemiyor. Belki kötü bir şey söyledi Aleyna. Ya yani bilemeyiz. Kesin öyledir diyemeyiz. Ama öyle bir şey de olabilir. Yunus Emre de onu söylemek istemiyordur. Düşünsene belki o kötü şeyi bunu söyledin dese Aleyna orada pişman olacak ne dediler. Ben mesela Aleyna kadar şey dediğine kalmazdım. Biraz daha olayın üzerine yürüdüm ya. Ya bir şey demediysem eğer. Ya Yunus Emre Allah aşkına söyle. Kim işte demiş, dedi belki demiş, o yüzden yürüyemiyor. Sana hangi kelimeyi söylemişim? Söyle onu bana diye dedi. Net söylerim. Dedi yani. Aynı ya, şekilde Yunus söyledi. Emre'yi parmağımda oynatırım. Parmağımda oynatırım dedi. Böyle o da hani Yunus Emre de zaten zar zor söylüyor. Böyle şey yapmıyor. O bir şey yok ki Yunus Emre de şey yapamıyor. Yunus Emre bence bu olaylara, şey bu olaylara çok fazla karışmak istemiyor. Yani hani kavganın ve tartışmanın içerisinde bulunmak istemiyor ki. Ada yaşantısına baktığımız zaman da Yunus Emre'yi daha sakin. Hı-hı. Oyunlarda da daha sakin. Hani oyunlarda söz sahibi olan evet, değil. Daha çok evet, geri planda kalan bir yarışmacı oluyor. Performansından bahsedebiliyoruz o anlamda ama şu var, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdi sen A dersin ama kulaktan kulağa gidene kadar orası Z olur. Şimdi ilk başta bu problemi çözselerdi ki Sancak Ay zaten elenirken konseyde de bir konuşması vardı. Hani ikiyüzlülükle suçladığı kişiler vardı. Hani direkt oralarda bir konuşma ve bağlantı olsaydı bence çok yerinde olurdu. Hani biz de bunu böyle puzzle şeklinde çözmeye çalışmazdık ama şu anda Sancak Ay bir şey söylemiş ya da Sancak Ay Aleyna'dan böyle bir şey duymuş, sonra kalkmış bunu Yunus Emre'ye söylemiş. Elendikten sonra hani bir konuyu çözmemiz mümkün değil. Ne Sancak Ay'ın günahını alabiliriz bu konuda ne Aleyna'nın aslında. Sadece bir hissiyatım var. Sancak Ay'ın konuşmayı bile de hazırlayabilir miyiz Mert? Bir hissiyatım var. Şimdi Aleyna ile Yunus Emre ilişkisine baktığımızda bir diyalogları, yakınlıkları var mı? Yok. Yunus Emre'yi tek başına değerlendirdiğimizde Yunus Emre adada olay çıkartan ya da çok fazla konuşan bir adam mı? Hayır. Tam aksi en sakin ve sessiz duran. Dolayısıyla burada şu ortaya çıkıyor. Aleyna laf olsun diye Sancak Ay'la konuşurken ya da başka biriyle konuşurken öylesine de bir şey söylemiş olabilir Yunus Emre hakkında. Ve o ağızdan ağza dedikodu yayıldıkça 1'e 3 katılır ya. O Yunus Emre'ye geldiğinde Yunus Emre bu tepkiyi vermiş. Yani ben çok önemli bir şey oldum. Çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani çok önemli. Hani Yunus Emre'ye böyle hakikaten kötü bir şey söylediğini zannetmiyorum. Çünkü öyle bir sebep yok ortada. Adanın en sessiz adamı. Bir alıp veremediği de yok. Ne söyleyebilir ki? Peki Ayşe'nin... Bir şey söylemiş. O söylediği şey katlana katlana Yunus Emre'nin kulağına gitmiş. O da işte olay çıkarmış. Ayşe'nin peki burada bir hani bu laf edildi mi edilmedi mi bilmeden tam ne? Sadece Aleyna ona böyle bir şey demedim dedi muhtemelen ama böyle bir körü körüne Aleyna'yı savunması var. Hani... Yani... Mantıklı düşündüğün Emin'in zaman, de aynı şekilde. Baktığın zaman ilk başta bir gruplaşmalar hakkında biz daha çok reality görmeye başladık. Kimin grubunu gördük? Ayşe, Aleyna, Steven, Emin. Diğer tarafa baktığın zaman Poyraz, Reşat, işte Sancak Ay, Hanzade bir tarafta. Ortada olan kim vardı? Yunus Emre vardı. Yunus Emre'yi şu an nereden nereye çekersin? Dörtlü dörtlü gruplar, beşli beşli gruplar olduğu zaman kimliği anlaşıyorsa atıyorum. Hani Aleyna'nın demek istediği şu. Şu an Yunus Emre ortada. İşte biz kendimize çekersek artı bir kişimiz daha işte eklenebilir bizim grubumuza. Konseyde bu bizim artımıza. Hani onu yanımıza çekelim tarzı dönüp dolaşıp bu şekilde de lanse edilmiş olabilir. Burada Yunus Emre, Baran ve Reşat bence ayrı bir üçlüler. Geçen yine seneki ayrıldı. Sercan, evet. Mert, Ersin gibi. Ama yanlarında onlara çok yakın bir Poyraz var. Şimdi bir de duygu haliyle Ayşe ve Aleyna ile kötü olduğu için o da var. Böyle bir ekip olma yolunda gidiyorlar. Ama Ayşe ile Aleyna'nın tarafı 3-4 kişi. Yani Hanzade de hadi şeylerle diyeceğim, Poyrazlarla. Ben bilmiyorum hani Poyraz çıkarsa kalkıp kimi söyler, ne yapar bilmiyorum. Ama belki Aleyna'nın gidişini hızlandırmak için yine böyle Reşat falan da diyebilir. Bana çok mantıklı geliyor mesela. Gitmesini gerçekten ister mi peki? Aleyna'nın mı? Bence yaz, birini yazıyorsan istiyorsundur yani. Bir de döndü ben söyledim diyor. Ha, ben yazdım diyor. Onu söylemesinin olarak sebebi ne sizce? Ben söyledim. İşte o... Hayır, kim yazar kim yazar gibi böyle bir Ayşe hani çok şaşırdı ya. Hani bu şaşırmalara o mimiklere istinaden artık hani ben yazdım. Ha. Yani korkum da yok sizden. Ben söyledim evet, net olarak yani. Çok iyi değil mi? Sen de kardeşim amma abarttın ya. Ben yazdım. Var mı sorun? İşte oradaki o aslında özgüven. Herhalde. Yani o birinciliğin verdiği özgüven. Tabii. Birinci çıktım iki hafta. Ben yazdım. Seni de yazarım. Seni de yazacağım. Tamam. Gizli şey yani. Öyle duygudan hesap soruyor mesela. Duygu ile bir tartışması var. Onu da bugün vakit kalırsa konuşuruz. Orada da mesela Poyraz'ın inanılmaz bir üst perdesi var Duygu'ya karşı. Duygu yarışmanın en sert yarışmacısı. Çağrı da dahil. Bak Çağrı'dan da sert belki. Ama Poyraz'a o bile cevap veremiyor. Niye? Çünkü Poyraz birinci.
Poyraz'da kötü olursan... Peki, yani sadece Poyraz birinci oldu işte. Yani. Yazar. Hayır, öyle bir havası, öyle bir imajı yok mu çocuğun? Yani o çocuk artık şu anda adadaki kaptan gibi, yani hani sen kaptan değilsin, yani kaptansın demezsin ama enerji hissedersin. Bu adam şu anda kaptan gibi öne çıkıyor yani. Lider yani şu anda. Oyun kazanıyor. Hı hı. Çok yapıcı. Yapıcı bir çocuk. Evet. Ben negatif bir şey görmedim. Bir şey söyleyeceğim ama. Şimdi SMS'te birinci çıkan tamam, birazcık egon okşanabilir. Doğru, katılıyorum. Ama bu hani böyle senin %80 bir karakterini değiştirecek bir durum olabilir mi? Yani hani o özgüvenle karakteri yapar, özgüvenle... Yani. Karakterini değiştirir mi işte, onu demeye çalışıyorum. Poyraz'ın mesela değiştiğini mi düşünüyorsun? İşte ben değişmediğini düşünüyorum. Tamam, normalde evet. Normal şartlarda da eğer birinci çıkmasaydı da birinin ismini yazsaydı mesela orada ben seni yazdım diyebilirmiş gibi geliyor. Hani bunu SMS'e bağlamıyorum ya da konuşma tavrının, tarzının insanlara karşı, oradaki yarışmacılara karşı değiştiğini de düşünmüyorum. Hani birinci çıktığından ötürü. Şunu demez miydi? Birinci çıkmasaydı zaten hani sıralamayı bilmiyor, açıklamıyorlar onu. İki de olabilir, on bir İki de olabilir, on bir de olabilir. Birinci çıkmasaydı... Yine ben yazdım derdi. Bence de. Onuncu derdi. Da olabilir, ikinci de olabilir. Bak onu bilmiyor. Bilmedi şey halde bu lafı derdi bence. Onun karakterde bir yarışma. Ben sanmıyorum. Bence derdi. Birinci olmasaydı o kadar rahat bir şekilde ben dedim demezdi bence. Derdi abi ya. Bilmiyorum. Bir şey demeyeceğim ama benim kafamdaki düşünce bu. Bence derdi. Ben öyle. Bence bana da. Şimdi Aleyna'nın Meryem'i vedasıyla ilgili bir yorumu var. Burada biraz kendi ailesinden de örnekler verdi. Çünkü o da üzücü bir olay yaşamış. Hatta hepimiz... Dinlerken duygulandık Aleyna için. Bakalım Aleyna neler demiş, bir dinleyelim, ardından buradayız. Acun Bey'in Meryem'e sakatlıktan ötürü devam et edemeyeceksin dediğinde benim aklıma bir anda kardeşim geldi. Çünkü bizim 8 sene önce başımıza maalesef talihsiz bir olay geldi ve kardeşim şu anda %100 engelli. Ve hani olayın ciddiyetini söylediği an aklıma tek gelen şey kardeşim oldu ve hani gerçekten tutamadım kendimi o an. Hani Cansu'yu düşündüm bir anda. O beni sadece çok üzdü. Ona zaten iyi dileklerimi söyledim. Ne kadar güçlü bir kadın olduğunu söyledim. Ama hani Cansu'yu hatırladıkça sadece böyle bir kötü oldum yani. Çünkü bu talihsizlik, yani bu talihsizlikleri... Benim kardeşim belki şu anda yürüyüp konuşabilecekti, bana abla diyebilecekti. Ama hani şu an diyemiyor hiçbirini. Ama ben buna kadar demek istemiyorum. Bu çünkü büyük bir olay, anladın mı? Bu kadar değil yani. Gerçekten zor bir süreç. Benim annem hayatını, her şeyini bıraktı, kardeşime bakıyordu sadece ve beni okutabilmeye çalışıyor yani. O yüzden Allah gerçekten herkesin yanında olsun. Allah herkese sağlık versin. Sağlık hayattaki en önemli şey. Yani ben şu an buradaysam sağlıklı olduğum için buradayım. Allah kimseye sakatlık vermesin, kaza bela vermesin, herkesi korusun. Yani tek temennim bu olur herhalde. Ya benim mesela en çok güzel şey oluyor. Büyük hayallerle, hırslarla, ona da söyledim hani gönüller takımında başlayıp oralara kadar gelip daha sonra böyle bir süreç geçirip kadın resmen pes etmeden, bu da bir güçlülük göstergesi. Bu çok kesinlikle büyük bir güçlülük göstergesi. Şu an mesela sakatlandığını, gittiğini düşün, seneye yine buraya bu motivasyonla, bu onu zorlukların içine ya, girmeye kendini kafayı hazırlayıp geleceksin aynen, yani. O parkura çıktığında yine onların aklına gelmesi, o sürecin çok o kadar zor. Mental olarak zor bir süreç ya. Ki. Beklediği süreyi düşün neredeyse bir seneye yakın. Ben ve sakatlığı da ağır bir sakatlıktı geçen sene geçirdi çok yani. Çok güçlü bir hepimiz, kadın abi çok. Meryem bizim açımızdan çok güçlü bir rakipti. Gerçekten hırslı, azimli, yenilmez Meryem diyorlardı. Gerçekten öyleydi. Sayalmakta zorlandığımız bir isimdi. Karşı takımdan olmasına rağmen özellikle de ikinci sene bu sakatlığı yaşayıp adaya veda etmesi gerçekten bizi çok üzdü. Ama mantık olarak düşündüğümüz zaman gönüller takımı için iyi bir haber bence. Çünkü bayanlarımız güçlendi, oradan bir bayan eksildi. Evet, Aleyna'nın duygusal anları. Yani aslında bunun üzerine konuşacak şöyle bir şey yok. Hani kötü bir olay yaşamış ve Meryem'in sakatlığı üzerine kendi engelli kardeşi aklına geliyor. Burada zaten duygu patlaması bir durum var. İnsan dokunsan ağlayacak noktada. Hassaslaşıyorsun çok. Aynen böyle bir şey olunca da tabii bunu bize aksettiriyor.
çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Annem diyor bize bakıyor diyor. Kendi aile hikayesini de anlatıyor. Yani diyecek bir şey yok. Hani bunu biz zaten hani herhangi bir şekilde bu tartışmaya açık ya da konuşulacak bir şey bile değil. Yani kesinlikle böyle katılıyorum ama. Kesinlikle katılıyorum. Hassas bilmiyorum. Allah sağlık saat versin diyebilirsin. Hı hı. Orada insanlar daha da duygusallaşıyor. Normalde anlatmayacağın şeyleri o açlık, o duygusallıkla, oradaki yalnızlıkla anlatmaya başlıyorsun. Evet. Senin çünkü tek iletişim kurduğun, hani birilerine açıldığın nokta o geçip o röportajı verirkenki duyguların zaten. Çünkü ne diyebilirsin? Konuya böyle Allah niye girdim? Hadi onu da söyleyeyim. Çünkü şimdi sosyal medyada şunu yazanlar da çok oluyor mesela. Vay Aleyna'ya bak. Şimdi sıkıştı. Ne derler? Ailesinden bahsediyor. Ne kadar acımasız. Kardeşinden. Var. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu terbiyesizlik arkadaşlar ya. Hakikaten ya. Her sene böyle. Bak, kardeşin üzerinden prim yapan mı yaptılar ya, zamanında? Çılgın Serhat'a da yaptılar. Onun dışında daha önce hep böyle bir şeyden vurma abi, var ya. Kötü yani. Kalp ya. Bu çok, hakikaten çok kötü bir kalp ya. Yani aslında böyle bir şey olamaz abi. Yaparsın, başkası üzerinden yaparsın, üç kağıt yaparsın, şey yaparsın ama insan öz kardeşi üzerinden. Hele bir de başına böyle talihsiz bir olay gelmiş. Yapar mı abi? Kullanır mı bunu ya? Mert bir şey söyleyeceğim. Bu sosyal medya olayı aslında o kadar ciddi bir vaka ki ben artık gerçekten böyle insanın bir yerde umutları da tükeniyor. Bak ben de bir evlat yetiştiriyorum. Burada 5-6 yıldır panorama yapıyorum aşağı yukarı. Öyle yorumlar, öyle hakaretler geliyor ki. Yani evet. Bak her şeyimden feragat ediyorum. İşim dışında evdeyim. O çocuk o şekilde olmasın diye. Başka bir şeyim yok. Ya da o çocuk dünyayı değiştirsin. Sevgiyle ülkeyi büyüteceksin işte. Sevgiyle büyüteceksin. Güvenle büyüteceksin. Sevgiyle büyüteceksin. Ama bir yere kadar müdahale edebiliyorsun. Halbi arkadaş olacak, ortamına güzel çıktığı olacak zaman tabii ki. Arkadaş ortamına çıktığı zaman yine çocuğun zehirlenme ihtimali var abi. Kesinlikle var ama zehiri daha çabuk atar biliyor musun? Sen bembeyaz olsan da çamurlu bir ortamda, kötü bir ortamda gezince bir şekilde sıçrayabiliyor. O yüzden gerçekten yani herkes için söylemiyorum ama şu sosyal medyada çocukların, gençlerin davranışları, yazışmaları, dilleri, ya sevgisizlikleri. Fark edilmek için bile yapan, ama yanlış, yazan kişiler kötü. De var yani. Hani kötü çok, anlatabildim evet, mi? Yani çok üzücü, çok kötü yani. Hani diyecek bir şey yok işte. Hani herkes böyle birbirini tanımadığı için çok rahatlıkla insanlar hakkında böyle yorum yapabiliyor evet. Ya da bir öngörüde bulunabiliyor. Yanlış, üzücü ama her ne kadar da işte yapmayın, etmeyin hani gibi yorumlar da yapsak, bir şeyler de söylesek nafile. Mümkün değil canım. Bir şey. Çözülemeyecek bir mevzu yani. Allah böyle gelmiş, böyle bu ülkenin gider. De bu dünyanın da yardımcısı olsun. Çünkü bence bu nesil böyle büyüdükçe, bir kısım için söylüyorum, dünyanın işi çok zor. Yani ben bu işi yani o yazılanları çok... değiştiremeyiz. Onlar yıllarca hep sosyal medya var olduğu sürece o kötü yorumlar, böyle yargısız infazlar, kötü sözler hep gelecek. Ama en azından okuyan kişi olarak etkilenmemek lazım. Evet. O da nasıl olur? Huzurlu bir bilinç. Anladın mı? Böyle kendini rahat hissedeceksin. Tahriklere sevgi, kapalı aile, olacaksın. Bunlarla yaşayacaksın. Ama sevgi dolu olacaksın. İyi insan olacaksın. O zaman etkilenmiyorsun zaten onunla. Aynen. Sevgi dediğin aklıma kim geldi? Kim geldi? Batuhan'la Melis olayına geçelim şimdi. İlayda biraz sonra. Sevgi deyince niye şimdi... Batuhan'la Melis? Bir dakika. He? Niye sevgi deyince Batuhan'la Melis? Çok aynen yakın, yani. İyi arkadaşlar. Hayır, İlayda'dan mı bahsedeceğiz? Sen İlayda'ya bir sempatin var ya. Tamam, İlayda'ya gidiyoruz. Evet. Verin abi İlayda. İlayda'ya gidelim. Efendim, İlayda Dominik'ten, Survivor'dan 9000 kilometre uzaktan dedesine sesleniyor, kuaförüne sesleniyor. Bakalım İlayda neler demiş. Çok açım. Böyle gerçekten karnım bir aç, bir aç, anlatamam size. Mahvoldum, hem sıcak, hem açlık, hem yorgunluk. Yani o kadar çok derdim var ki artık dip boyamı unuttum. Dertlerimden dolayı. Onun dışında dedemi özledim. Bebe, seni çok seviyorum. Facebook'ta çok fazla canlı yayın açma. Canlı yayın açıyor. Ondan sonra dikkat et kendine dedi. Lütfen dışarı çıkma. Sen dinlemiyorsun, çıkıyorsun. Yapma. Ben gelene kadar sakın evlenme. Bak bu çok büyük bir problem. Aman sakın öyle bir hata yapma. Seni çok seviyorum dedem. Dede diyor, sakın hata yapma, ben gelmeden evlenme diyor. Evliliğin hata olduğunu mu düşünüyor acaba? Yoksa dedesinin evlenmesi niye hata olduğunu mu düşünüyor? Niye bu konuya bu bakış açısını merak ettim. Evliliğin hata oldu mu? Çünkü evlilik yaşıyor. Yıkıldı mı şu an? Ya ne alakası var? Ne bileyim öyle ya. Ben de diyorum, sen de diyorsun yani. Hayır, şunu anlamaya çalışıyorum. Evlilik yaşında bir kız. Hakan algı mı yaratıyor? Evlilik yaşında bir kız dedesinin evlenmesinden çekiniyor. Hani evlilikten mi
kaçıyor yoksa dedesi açısından mı? Bilmiyorum, dönüşte sorarız yani, diyecek bir şey yok. Hayır, dedesine seslenmiş. Hani dedesi kaç yaşında kim bilir? Hani muhtemelen herhalde 70 üstüdür diye tahmin ediyorum. Hani dede ben gelmeden evlenme, Facebook'lar, canlı yayınlar falan. Bayağı. Dede hızlı biraz galiba, öyle geldi. Selam olsun buradan dedesine de, İlayda'nın ismini de bilmiyorum. Evet, merak ettim. Merak ettim. Reji, ismi neymiş dedesinin? Yok, bilmiyorlar. Evet, süper dede diyelim biz ona. Abi, hani bu lakabı hak ediyor. Sugar dedi. He? Sugar dedi. Sugar dede, şeker gibi. İlayda Sugar. Çok doğal kız değil mi? Çok. Ne diyorsun müthiş. Damla? Yani, bu hafta gider mi? Elenir mi? Yok, bence yine elenmem. Mümkün değil ya. 2-3 haftası değil. Daha var. Bir şey söyleyeceğim bu arkadaşlar. Bu kadar doğal bir yarışmacı Allah bu zamana Allah, kadar geldi mi? Ya şu kız SMS almaz mı abi? Şu kızın ne yapmayacak? Abi, SMS atan zaten Mert. Ben bir şey söyleyeyim. Yarışmacıdan hiç mi SMS atmam abi? O zaman objektif olamam yani. Atmış şey vardır muhakkak ya. Öyle bu sene mi? Bu sene atmamıştır. Hayır ya. Bu sene değil. Yani. Geçen sene. Geçen sene Cebal'e attık işte finalde. Attın mı? Tabii canım, niye attın? Vay vay vay. Peki İlayda'ya dönersek şimdi oradan girelim konuya, konsey olayından. Şimdi bu akşam biliyorsunuz ünlüler takımında İlayda aday, gönüllüler takımında Aleyna aday. Şimdi birinci çıkacak muhtemel isimler bence yine İsmail ile şey olabilir, Poyraz. İsmail ve Poyraz kimi söyler? O dörtlü potada kim gider? Tek tek sorayım size. Mert'ciğim senle başlayalım. Şimdi. Ya, tahminen söylüyorum bu arada. Hani benim tahminimden ilerleyerek gidelim ki bir yere varabilirim. Eğer dersen ki yok bence şu birinci olur, onu da söyle. Şimdi kim isim söyleyecek? Bence İsmail ile Poyraz diyorum ben. Poyraz söyler. Hamzade Poyraz ne söyler? Poyraz Hamzade söyler. Poyraz'a kimi söyler biliyor musunuz? Yani... Ya şey çok enteresan. Dün ben normalde Hanzade derdim ama dün bir şey gördüm. Onu reji de hani yakalayabilirseniz, onu bulabilirseniz yayınlayalım bir ara. Uğurtan sevinç gösterisi esnasında. Dora yani. Aynen, evet. Dora. Sevinç gösterisi yapıyor gönüllüler. Abi adamı dışarıda bırakmışlar. Bir türlü giremiyor araya ya. Kim, Dora mı? Dora. Herkes zıplıyor. Bir oradan girmeye çalışıyor, kapatıyorlar. Buradan girmeye çalışıyor, kapatıyorlar. Dışarıda böyle bizim Ersin'im vardı böyle. Herkes sevinirken Ersin'i unuttuk. Dışarıda böyle kendi etrafında. Hatta şaşırdım. Ama acaba hala mesela... Diyorsun. Ha? Ersin'i bizim işte unutmuş da olabilirler. Acaba yoksa aralarında hala bir husumet mi var? Eğer öyle bir durum varsa... Yok artık ya. Poyraz Dora söyler yine. Ama bak şöyle bir durum daha var. Tamam, Dora'yı söylediler daha önce. Mantıklı geliyor ama şu an... Adada iki tane netleşmiş grup var. Bir taraf Duygu'yu yazdı, bir taraf Aleyna'yı yazdı. Sayısı fazla diye Aleyna aday oldu. Dora ne yaptı? Hanzade'yi söyledi. Dora şu an orada gruplardan birinin ateş etmemesi gerekip sonrasında oy olarak yanına çekmesi gereken bir kişi. Sen Dora'yı bitirmeye çalışmayacaksın. Eğer orada gruplaştıysan Poyrazların yapması gereken hamle Ayşe yazmak bence. Benim düşüncem bu. Oralara giremezler daha. Ben de düşünüyorum. Ayşe yazar mı sence? Yazmaz. Onu Ayşe yazmaktan ya da Ayşe kendi adının yazılmasını kabul eder mi? Ayşe Poyraz Reşat değil. O geniş, ya, bir şey, o genişlikte bir kız değil. İzin vermez. Aleyna'yı yazmışlar. Üstüne bir de Ayşe söylenirse hani bu bir takım değil. Hem evet göze hoş şey gelmiyor. Hani o zaman bence Poyraz oy kaybeder. Evet, çok büyük oy kaybeder. Hem göze hoş gelmiyor hem de Ayşe onu kabul etmez abi. Etmez ama, yani. Abi derse der, kabul etsin etmesin aday yani. Hayır ama o zaman zorla yani strateji dışı bir davranış oluyor. O da Poyraz'ı kötü duruma düşürür. Ama eğer bir strateji yapılacaksa Reşat söylenir. Hani Aleyna gitsin diye bir uğraş bence varsa Reşat eğer Reşat söylenir. Ama yine de kötü yani durur. Çünkü takımı düşünmüyor musun gibi. Aleyna'nın şu anda gitmemesi gerekiyor. Ne olursa olsun. Poyraz'ın söyleyeceği kadar... ismi söyleyeyim mi sen? Söyle. Duygu. Hanzade. Duygu. Direkt Duygu. Duygu evet. Der mi Duygu? Der. Doğru. Ve şunu diyecek. Aynen şu cümleyi kuracak. Aynen şu cümleyi kuracak. Evet, ben daha önce başka isimler söyledim. Ama Duygu, sen en sonki tartışmalarda bütün takımın enerjisini, huzurunu bozduğun için şu an fikrimi değiştiriyorum. Evet, ve kusura bakma Duygu, seni yazmak zorundayım. Aynen birebir bunları yapacak Poyraz. Tamam, mantıklı geldi. Duygu, tamam. Sen Duygu diyebiliyor musun? Olabiliyor evet, mu Duygu? Evet, evet. Sence? Ben net diyorum. Bana da Duygu ya da mantığı öne çıkarsa Hanzade diyebilir diye. Mantığı öne çıktığı için geliyor. Duygu diyor ama bu arada. Mantık yani. Duygu mantık ona göre. Duygu bence. Mantık Hanzade. Takım, hayır, mantık abi. Bunlar şey yapıyor. Yani takımın enerjisini bozanı önce gönderiyorlar. Geçen doğru biliyorsun mesela sen öyle hissetmiyor muydun mesela gittiğinde? Yani performansı düşük tabii, olan tabii, mı tabii takımı etkiliyordu? Yoksa mesela hani huzursuzluk yaratan kişi mi daha büyük %80 sorun yani? Bir de en son şimdi Dora'yı huzursuzluk yüzünden yazdığı için en son kimle tartışıldı ve adanın huzurunu bozan kim vardı? Duygu. E sen şimdi geçen hafta Dora'yı söylerken bu hafta Duygu demezsen
huzursuzluk çıkartan kişi olarak. Bize deriz ki evet, Sancakay'la o zaman buna işbirliği ya da ortaklık yapmış. Sancakay'ın kalması için veya işte bu tarz şeylere, söylentilere yol açtığı için Dora'yı söyledi. Ama bunu bize biraz daha şey yapmaması için, empoze etmemesi için kesinlikle Duygu diyecektir. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi eğer takımda performansı en iyi olan bir yarışmacı varsa yine de huzursuzluk çıkartıyorsa onu gönderir misiniz? Gönderir misiniz? Tabii ki gönderirsin. Gönderir misin? Tabii ki gönderirsin. Bir sayım. Bak sana bir soru. Yaptım ben ya. Anıl'ı yazdım yani. Aynen öyle. Bir sayım. Hata olduğunu kabul ettim. Damla. Hata olduğunu şöyle kabul ettim. Çok bir şey yaşanmamışken yazmak hataydı. Ama takımda ayrı ayrı çok rahatsız olan kişi vardı. Herkes Anıl yazmak tamam, istemiş. Tamam ama yani. Cumali ile aran çok iyi olduğu için hı-hı, zaten ona es geçiyorum. Ama evet. Anıl'ı yeterince... Yazabilecek daha çok kişi var tabii ki. Evet vardı. Damla. Ama yazar mısın mesela? Göndermek Damla 10 kişi var. 10 kişi var bir takımda. Tamam. Evet. 10 kişi... Bir kişi yüzünden sayı alamıyor. Bir kişi de sürekli sayı alıyor. Gönderir misin, göndermez misin? Bu açıdan baktığında mesela. Tamam da 10 kişinin onu da sayı almıyor gibi bir durum zaten söz konusu tamam. Olmaz da. 8 tanesi alacakken 3 tanesi alıyor. Poyraz şu anda takımın en iyisi olarak değerlendiriyoruz ve takım içerisinde huzursuzluk çıkartıyor. Ve Poyraz'ı mesela oradan göndermek ister ben misin? Ben direkt yazarım adını. Huzursuzluk çıkaran adam birinci sıradadır abi benim için. Çünkü bir adada yani bir takımda huzursuzluk yaratan biri varsa sen oradan bir takım, bir verim edemezsin yani. İmkansız ya. İmkansız ya. Huzursuz futbol ya. Takımlarına bak. Arızalı futbolcuyu göndermezler mi abi? Yenilerler mi sözleşmesini? Sen peki geçen sene gönüllü takımında olsan Evrim'i yazar mıydın? Bilmiyorum ki. Ben takımla yani Evrim'le yaşamadım ki. Yani sonra izlediğin kadarıyla, hissiyatın kadarıyla ya da Yasin'i yazar mıydın? Yok, beni o kadar çok şey yapmıyordu, bozmuyordu onların hareketleri. Hmm. Ya ben bence çok yanlış. Bizim iki takımda yani da öyle çok büyük sorun çıkaran tipler yok diye. Hani madem bizim hani felsefemiz. Bu arada çok pardon, ben orada olsaydım Yasin ya da Evrim o şekilde davranmazlardı. Onları rapta zapta alırdım. Rapta zapta derdim ikisinden. Evet, Yasin'e sesleniyoruz. Yasin'cim Mert seni rapta zapta alırmış. Artık sen storylerinde dün aradı beni Mert'e Yasin, konuştuk. Gerekli cevabı verirsin. Şimdi bir şey daha soracağım. Peki ben şunu anladım şu an. Bu akşam Aleyna, İlayda olabiliyorsa Duygu, peki İsmail yanına kimi koyar? Ben İsmail'in koyacağını bir kere taça atacağım. Çünkü İsmail yine hani bu sefer belki öykü de değil, hayrettin falan deyip. Bence. Aa diyelim hayrettin dedim mesela, ne olur? Bahar diyecektir. Bakalım. Hayrettin ne olur sizce? Diyelim ki İsmail dedi ki ben de dışarıda gücüne inanıyorum dedi. Hayrettin demek istiyorum dedi. Hayrettin bir anda... Bence İsmail'in bak fe. Oradaki takımda herkes birbiriyle çok iyi anlaştığı için hani bir strateji uygulayalım, çok yüksek oy alabilecek birisini koyalım gibi bir düşünceye sahip değiller. Ve İsmail her seferinde performansı kimin düşükse onun gitmesi gerektiğini düşünüyor. Niye öyküyü söyledi bir önceki? Tamam. Gitmeyeceğini düşünerek seni tamam, yine ya böyle bir şey yapabilir. Hani onun altında o hafta şey gitmeyeceğini düşünmüyordu. Gitmeyeceğini o evet, mecbur öyle söyledi. Aynen. Tepki çekmesin diye. Ben Bahar bir diyecektim. SMS sıralamasına bakın. Geçen haftadan referans. Hani ben bu hafta yaşanan olaylarla ilerleyelim. Bak iki tane isim var İsmail'in söyleyeceği. Bunu da buradan yazayım abi. Bu arada Batuhan'a da biraz gıcık olma var takımda. Bak. İsmail'le Batuhan'ın İsmail'in söyleyeceği iki tane isim var. Bir Öykü. Yine. İki Hayrettin. Başka isim söylemedi. Ya peki, kesinlikle Bahar diyecektir. Bahar da diyebilir. Hadi senin için... Tamam. Melisa, senin için bir de Bahar ekliyorum. Üç isim var. Üç isimden birini söyleyecek. Bence Öykü söyleyecek. Yine aynı stratejiyle gideceğini düşünmediğim için o yüzden Öykü diyorum. Peki, Öykü şey demeyebilir mi? Çok sıkılar. Bu hafta çok sıkılar. Evet. Hayrettin, Öykü hep yanındaydı. Hayrettin İsmail derse Hayrettin gider mi strateji sizce? Strateji mi? Bilemem. Hayrettin derse Hayrettin gider mi? Aleyna ve İlayda'nın olduğu Hayrettin diyor. Uçar abi. Neydi? Uçar böyle. Kanatlanır orada. Uçar derken gelir mi? Tabii buraya gelir. Kanatlanır. 26F. Ebabil kuşu gibi böyle. Ben geldim arkadaşlar. Vallahi akşam enteresan bir şey var ha. Bunu söyleyeyim size. Ben heyecanla bekliyorum. Akşam ben de çok merak ediyorum. Sen kim söyleyeceğini düşünüyorsun? Ben mi? Ben yine taktik yapıp ya Öykü ya da Hayrettin der diyorum. Ama Hayrettin'in bak SMS'te 10. olduğunu bilse Hayrettin demez. Ama Bahar demez ya. Melisa Bahar demez. Kız sayısı az. Bir de o kadar da kötü değil yani. Hani kazanıyor. Kız sayısı az olsun abi. Ne güzel sürekli Melis ve Merve ile çık oyuna. Güçlüler sonuçta. Evet. İki kızla mı? Karşı takım. Ama bir de İlayda daha var. Daha kötü. Tabii. İlayda var. Bahar'ı gönderirse İlayda ya. Ama yine de performans olarak bence kötü yok. Değil ya Bahar. Yani niye söylesin ki yeni geldi diye mi söyleyecek? Abi bir hafta şey kaç yarışı çıktı ya? Kaç yarışı çıktı? Hayretinden beş tane yarışı olduğu için ben söylemez diye düşünüyorum. Hayır. 9 öne çıkmış 5 galibiyet. Strateji yapardı. Kötü mü? Hayretin dışarı. Aslanlar gibi yarışıyor kız. Daha da açılacak. Bahar demedi abi. Melisa Bahar'ı çıkardım. 3 ipte. Hayrettin öyle. Melisa yaz kızım. 2 kilo simento. Şimdi. Hangi iddiaya giriyoruz? Neye? Bahar der mi demez mi? Senle iddiaya girilmeyeceğini ben geçen hafta anladım. Ben Poyraz'la alakalı her türlü iddiaya girerim. Duygu konusunda.
Efendim? Poyraz'ın duyguyu söyleyeceğiyle alakalı herkesle iddiaya girerim. Siz illa duygu diyorsunuz evet. Yani. İsmail'in de Hayrettin ya da Öykü ikilisinden tamam, birini tamam, sizle iddiaya giriyorum. Tamam. Kabul mü? Farklı bir teze mi geliyorsun? Ben Hanzade diyorum, siz duygu diyorsunuz. Evet. Girme. Patlarsın. Tamam girdim abi, girdim iddiaya. Bak girme patlarsın. Bundan faydalanacak olan kişi benim. Nesine? Size lahmacun ısmarlamak. Hayır lahmacun değil. Ne? Döner. Hayır lahmacun. Döner ısmarlamam abi. Döner pahalı abi ya. Sen dönerin kilosunun... O zaman lahmacun arası döner. Lahmacun ne? Lahmacun arasında döner. Tamam döneri sen al, ben lahmacunu getirir sararım. Ne anladım senin o işten ya? Ya tamam bir şeyler alacağım buraya. Tamam. Tamam, okay. Tamam iddiaya girdik. Ben akşam bir Poyraz birinci olursa Hanzade der diyorum. Bu biz iki, de hatta duygu üç diyoruz. Yok, ben, evet ben de duygu diyorum. Evet duygu. Sattı hemen sattı ya. Satıyordu döndü. Tamam. Yok ciddi söylüyorum. Yok sen söyledikten sonra duygu. Normalde Hanzade der diyordum abi, ama ya. Sonra duyguyla yaşadığı polemik aklıma gelince bir anda evet duygu der. Yani duygu, son yaşanan olaylar biliyorsunuz hep akılda kalır, o yüzden duygu der. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer ben kazanırsam siz benim istediğimin 3 katını ısmarlayacaksınız. Çünkü 3 kişisiniz. Bunu da baştan belirteyim. Tatlıyla süslesek. Öyle 3'e bölmek yok. Tatlı ve meyve tabağıyla süslesek. Hepsini ayarlarız. Hepsi var bizde. Sağlamız, merak etme. Efendim devam edelim. Şimdi dün akşamın bence en önemli olaylarından biri de Melis'le Batuhan arasında oyun alanında yaşanan gerginlikti. Burada bir alınganlık mı var? Ne var? Hepsini bir izleyelim, ardından yorumlayacağız. Melis, altından yüklenmeye çalışma. Melis, ben Melis'e bir şey söyleyeyim. Melis, ikidir seni gördüğümde beline dayamış oluyorsun. Ne? Beline dayamış oluyorsun. Bir şekilde... İki taraf mı? Güzelim, bir dinler misin beni? Abi söyle. Tamam, dinliyorum. Ya ne fark eder? Belinde oluyorsun işte. Buradan kaldırmaya çalışıyorsun. Evet, hiç bu durum... Ona göre bir şey söyle. Abim bir dinleyin zaten. Cümlem bitmedi ki benim ya. Ben de diyorum ki buraya gelmesine hiç izin vermeyin. Kolunuzu dik yapın diyeceğim. Evet. Ama konuşmama izin vermiyorsunuz tamam, ya. Tamam, Batuhan sakin ol. Batuhan sakin ol. Tamam. Zaten ilk sorduğun cümleyi sondayız zaten. Tamam, şimdi söyleyebilir miyim ama... izin verirsen? Neden olduğunu? Söyle. Ha dinlemeyeceksen söylemeyeceğim. Duvara mı konuşuyorum ben? Artık tamam. Ben sizin senin yararına bir şey söylüyorum. Melis, canım. Bir şey söylemiyorum ki ben ya. Üstüme devriliyorsa bu tarafı çekmeye güzelim, çalışıyorum. Üstüne devrildi değil. Melis, ben diyorum ki hiçbir zaman böyle yapın diyorum. Abi gergin buraya öyle başlıyorum. Şöyle burada yitirmeye çalışıyorsunuz aslında. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye. Sana. Tamam hepimiz şey olalım. Hayır, ne yapıyorsan aynısını yap çünkü kazandık. Aynen bitti. Gel buraya. Tamam mı? Hiç bozma. Tamam mı kardeşim benim? Ne yapıyorsan aynısını yap. Melis. Tamam bozma. Melis, çok bir şey söyleyeceğim. Abi bilerek mi yapıyorsun? Hayır, sebebim sen... var, sebebimi hayır, açıklamaya çalışıyorum. Benim. Ben onu duydum seni daha önce. Hayatım dinler misin? Hayatım seni şey suçlamadı. Seni hayır, suçlamadı sana hayatım. Kötü bir şey diyen yok, anladın mı? Ay kötü değil ama bir sebebim var ki tamam, öyle tamam, yapıyorum. Canım, evet, keyfimden evet, mi yapıyorum tamam, ya? Tamam, tamam. Kazandın bir de. Bak onun derdi neydi biliyor musun? Batuhan konuşun ikiniz. Hayır bak, onun derdi yanlış anladım. Yanlış anladım beni. Belki hayır benim ama bak. Anlatacağım ben. Benim son cümlem zaten senin cevabındır. Melis, onun derdi canım benim. Beni dinle. Lütfen gel gel gel. Onun derdi sana yaptığın için kızmadı. O konuşamadığı için, konuşmasına izin vermediği için kızmadı. Ben onu daha önce duydum zaten. Sana kızmadım demek ki. İstediğini bak, anladım. Ben sana kızmadım. Yanlış anlıyorsun. O hareket yüzünden ben yapmadı bir sana. Bir daha bu aynı hataya düşmeyelim diye sadece dedim ki sana. Hayır, konuşamadım. Abi dört kere koştum. Üçünde Merve'yleydim. Üçünde de iyi biliyorum, gitmedi biliyorum bir şekilde. Tamam, ne işte istiyorsun o iyi gitmedi, ya? O iyi gitmeyen şeyi buldum kolumu diyorum. Tutamıyorum ya da bir şekilde bir yerden destek alamadığım için yani, yapamıyorum. Evet. Yapmaya çalışıyorum. Güzel, olmuyor. Düz tut diyorsun. Düz tuttuğumda Merve'nin üstüne gidiyor. Buraya, bir yerden dengelemem gerekiyor. Ben diyorum ki buraya gelmesine izin vermezsen çözersin belki. Olmam ya. Bana bak. Ne yapıyorsun aynısını yap. Bozma aldı çünkü. Tamam mı? Ne yapıyorsun aynısını yap. Hayır sana kötü yapıyorsun. Bir şey demedi. Sadece... Ya kötü bile yapsam uğraşıyorum. Düzeltme çalışıyorum. Tutamıyorum. Dinler misin? Bu kadar basit tutamıyorum. Beni dinler misin lütfen? Biliyorum seni. Canım benim yapıyorsun. Sıkıntı yok. Sadece şu kolları gergin tutmaya tutabilirsen. Ya çünkü önümden bir şey daha güçsüzüm. Tamam o zaman doğru. Tamam o zaman. O yüzden nasıl yapıyorsan aynısını yap. Melis bir şey soracağım hayatım bak. Bu psikolojiden çık. Çünkü neden biliyor musun? Kimse seni burada yapamadın diye azarlamıyor. Herkes biliyorum. Hiç öyle yapsan daha iyi diye tavsiye. Farkındayım ama düzeltemiyorum. Yapamadım diye değil. Ya tavsiye nasıl biliyoruz böyle atıyoruz. Ne demek ya? Ne demek ya? Sen güçlü bir kızsın ya. Bak bütün parkurlarda en iyilerden birisi sensin. Evet.
Bunu şey gibi düşün. Ya ben bundan sonra şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun ya. Bundan sonra ben gördüğüm şeyleri... Ya ben de ama ben de alınıyorum. Ben de alınıyorum. Kim beni motive edecek? Tamam. Ya ben gördüğüm şeyleri söylemeyeceksem niye bu takımda ya? Söyleseyse bana ya. Sıkıntı yok zaten. Ya bir dakika abicim, bak bir dakika ya. Bir dakika, ben kendimi açıklayabilir miyim? Öykü bir dakika. Haklı olduğunu söyleyeceğim abi. Ben bu takımdaysam eksik gördüğüm şeyleri kibar bir şekilde söylemekle mükellefim. Anladınız mı? Bu... Abicim tamam, biz sana kötü bir şey... Ama ben seni düşürmek için söylemedim ki Melis. Daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir şey kibarca söylemeye çalışıyorum senin. Niye böyle yanlış anladın beni? Ben sana niye atamadım falan mı dedim? Niye tutamadım mı dedim? Ama hayır, ben şu an düştüğüm durum, onu azarlamışım sanki. Hayır, beni hayır, ağlıyor. Öyle bir şey yok. Abi beni azarlıyor falan diyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ben kimseyi azarlamadım. Ben haksızlığa gelemem abi. Senin olayı ne biliyor musun? Ben doğru gördüğüm şeyleri söyleyeceğim. Bağırmadan konuşabilirim. Hayır abi, ben bağırıyorum şimdi. Sinirliyim çünkü. Tamam, şimdi konuşmuyorum. Son cümlemdi bu. Şey de çıkmıyorum üçlüye. Çağrı abi çıksın benim yerime. Olay bitsin. Ya Batuhan! Ya abim, Batuhan yemin ederim ya, lütfen ya. Ne çocuk, lütfen Batuhan, birazcık sakinleşir misin? Ne sakinleşir? Lütfen, sakinleş. Abim bak, lütfen. Bir önce nasıl çıkışlı işimi say, lütfen. Tamam Batuhan, ne yapıyorsun? Şimdi bir kişi şeyi söylesin. Aa, bravo sana. Fikri böyle. Dora bakıp gülüyor. Serdar söylesene. Anlamadım. Uğraşma onunla, boş ver. Bire bakıp gülüyor yani. Komik olan bir şey mi var, anlamadım. Alacağız. İnanıyoruz ya. İnanıyor musunuz? İnanıyoruz. Şimdi enteresan bir olay. Yani neden oluyor, nasıl oluyor bilmiyorum tabii ama bir yorumlarınızı almak istiyorum şöyle sırayla. Damla, senle başlayalım mı? Vallahi bu tartışmanın içerisinde tek doğru cümleyi kullanan Barış'tı. Barış dedi ki ne yapıyorsan onu yap çünkü kazandın zaten dedi. Bence olay bu. Yani hani onu demişsin bunu. Efendim? Kazandın zaten. Kazandın zaten dedi. Yani olması gereken de bu. Bir şekilde ona göre bir taktiği var. Hakikaten o şeyi çevirmek çok zor. İkisinin aynı boyda olması gerekiyor. Boy bile olsa kilolar farklı olduğu zaman ya da birinin tutma şekliyle diğerinin hani bir anda kayabiliyor, onun üstüne daha fazla yük biniyor derken zor ve yorucu bir oyun. Çünkü yanındaki kişiyi de göremiyorsun nasıl doğru tuttuğuna diyorsun da dair. Bunlar da tekerleği yeni icat etmiş gibi çeviriyorlardı akşam ama yani. Tamam zor. Yani yeni tekerleği ama yapmışsın. Ama ilk defa yapıyorlar. Belki o senkronu tutturamamış olabilirler Mert. Herkes senin kadar yetenekli olmak zorunda nasıl değil. Nasıl sinirlendi görüyor musun? Ama öyle yani hani ilk defa oynuyorlar. Ve zorlanmış olabilirler. Yani bir de yan tarafı görmediğin için, yan tarafı görmediğin için aslında daha zor oluyor. Hani konuşuyorsun falan ama sesin de bir şekilde gitmiyor derken neticede yapamadılar. Abi bu oyunda... Ama şunu demek istiyorum ben, Batuhan'dan ben rahatsız olmaya başladım. Neden? Çünkü Batuhan'ın böyle hani sürekli beni övün, beni dinleyin, beni çok rahatsız etmeye başladı. Ya bir şekilde zaten seni dinliyorlar. Bak bir önceki oyunda izlediğimizde Batuhan'a tezahürat yaptılar. Batuhan diye seslendiler, bağırdılar. Batuhan bravo sana, mükemmelsin dediler. E tamam, daha ne istiyorsun Batuhan? Öyle motive oluyordur hani... belki çocuk, beni övün. İyi de bir yerden sonra sıkar. Hani Survivor'dasın anladın mı? Hani normal hayatında bile sürekli mesela desen ki bu masada beni övün dese bir sus Mert artık derim. Hani yeter dersin, oradaki insanların da sabrı bir yere kadar bence. Hani bana artık böyle çok rahatsız edici bir yerde gelmeye başladı. Sana nasıl geliyor Mert? Abi Batuhan her zamanki Batuhan. Birincisi yani? Batuhan şunun farkında. Yani böyle işte yükseliyor bazen ara ara. Onu da niye yapıyor biliyor musunuz? Biraz tecrübesizliğinden yapıyor. Yani o şekilde o sürekli hani şikayet edilmez. Sence tecrübesizliğinden mi yoksa bir strateji mi var ortada? Hayır, strateji değil. Var mı yok mu? Hayır, bence yok. Belki bir tık olabilir ama herkesteki kadar olur. Yani evet. Ekstra böyle çok aman bir strateji yapmıyor. Sadece şunun farkında Batuhan, takımın yani takım üzerinde bir onun bir kredisi olduğunu biliyor. Kendisinin bir kredisi olduğunu biliyor. Yani ben ne kadar yükselsem de böyle tatlı tatlı... Hani övün beni bilmem ne falan gibi, benden bahsedin, işte beni niye desteklemiyorsunuz diye zerzin işte bulunursam takım bunu yadırgamaz diyor kendisine, ki haklı da öyle. Çünkü Batuhan'ı seviyor takım, yani bir şey demiyor. Melis'in burada çok fazla tepki göstermesinin sebebi de şu, iyi mental olarak iyi bir durumda olan Melis bu kadar tepki göstermez. Ben şunu fark ettim, ada Melis'i yormuş, şişirmiş. Psikolojik olarak şu anda zor bir süreç atlatıyor bence, yorulmuş yani mental olarak. Ve burada da deşarj oluyor. Bu oyunda Batuhan'ın söylediği şeyler onun son noktasıydı. Bak normalde bu kadar tepki vermez. Peki, tamam, ben ağlamaz. Sorabilirim. Yorulmuş kız, şişmiş madem, yani. Madem takım Batuhan'ı çok seviyor ve Batuhan bunun farkında, neden takım beni övmüyor diye bu serzenişlerde bulunuyor? Takım beni övmüyor demiyor ya. Onları destekliyorsunuz, koşanları beni desteklemiyorsunuz diyor. Söyledi.
Kendisi söyledi. Ama yanlış Sergen canım. Geldiğinde söylemedi. Ama bir şey diyeceğim. Bana batman Sergen'e mesela. Sergen'e yaptıkları kadar bana bir kere yapmadılar. Bana bağırmadılar. İşte beni söylemiyorlar. Ben geri planda kalıyorum. Neden ben takım seçmelerinde tamam, beni olabilir. Ama bana batmıyor. Sen bundan mesela niye rahatsız oluyorsun? Sana mesela bu niye rahatsız geliyor? Bana gelmez. Ben ya şöyle yaparım mesela. Hayır. Arkadaşlar Batuhan bak, destek istiyor. Hadi Batuhan, hadi Batuhan. O zaman ben burada bir samimiyeti bak. Samimiyeti sorgulamaz mısın? Madem takım seni seviyor, bunu biliyorsun. Ama bildiğin halde sen takıma karşı bir şekilde gardını alıyorsun. İşte beni savunun, benim fikirlerimi önemseyin, beni söyleyin, ne var beni bunda? Söyleyin. Tamam zaten takım şöyle seni seviyorsa tamam, bunu söylemeye ihtiyaç yoktur ki. Tamam arkadaşlar, Batuhan'ı dinliyoruz. Bir saniye konuş Batuhan. Bir süre sonra ya bak yaklaşım o kadar önemli ki. Sen bunu yap. Batuhan da desek bir süre sonra onu dememeye başlayacak zaten. Ben yani orada şey eleştirirsen ama Batuhan'ı tamam, ama sen de hep böyle şikayetçisin bilmem dersen Batuhan'ı sürekli yapmaya çalışacak. Buyur çünkü tamam. Tatmin olmayacak yani. Ya takım benim gördüğüm kadarıyla şey için Batuhan için böyle bir tezahüratta bulunmadı mı? Bence bak onu bir izleyebilir miyiz? Bak, tamam onu bakalım. Da evet, Damla bir görüntü istedi. Reji hazır mı? Hazırmış. Evet, şimdi o görüntüyü bir izleyelim. Batuhan uçuyor! Batuhan uçuyor! Batuhan uçuyor! Hangisi hoşuna gidiyor? Evet, hoşuna gidiyor. Tamam ya, bu takım bunu yapıyorsa. Destekleyin Batuhan'ı ya. Daha çok yapın abi. Bu adam yarış kazanacak belki bu şekilde. Bak ben Batuhan başarısız demiyorum asla. Batuhan çok başarılı bir yarışmacı. Çok da hızlı bir yarışmacı. Ama kendini bitirir böyle. Onu demeye çalışıyorum. Zaten takım onu destekliyor. Takım herkes onun arkasında. Hani Hayrettin bence başlatan, Batuhan diye tezahüratı başlatan Hayrettin, ki Hayrettin ona karşı böyle bak, bir şeyliği mi vardı bak, diyordu. Bak nasıl mutlu oldu ya. Çok mutlu. Çocuk güzel, nasıl mutlu evet, oldu? Zaman, bunu şimdi koy arka arka 3-3 yapar ya. O zaman bulunmayacak Batuhan. Onu demeye çalışıyorum. Daha bir gün öncesinde ya yaşanmış bu durum. Olabilir canım. Kan şekeri düşmüştür mi? O an sinirlenmiş. Barış da ne güzel tezahürat. Madem kan şekeri düştü, İlayda var orada. Ha? Bak, hemen İlayda ya. İlayda peki Melisa sen ne diyorsun? Yani ben takımının Barış'ı, pardon Batuhan'ı görmemesinden geldiklerini hiç düşünmüyorum. Çünkü yeri geldiği zaman sayı alamadığı zaman Öykü oradan diyor çok iyiydi, hiç moralini bozma, bir dahakini atarsın, işte onun elinde bir tane daha işte at, ne deniyor ona, o yuvarlak şey, disk. Disk. Diski vardı işte, o yüzden maya, aldı. Maya. Yama. Ya. İzleyemedim onu, bir tane sayfa paylaşayım. Direkt değişim sesi kapattı. Kepsim vardı. ona keza aslında Melis çok profesyonel bir sporcu. Şimdi antrenör ve sporcu ilişkisi gibi düşündüm ben bunu. Senin antrenör yeri geldiği zaman, hatanı söylediği zaman sen bu şekilde ağlamazsın. Dersin ki açık olursun, bütün algılarını açarsın ki daha iyisini yapabilmek için. Ama burada açlık var, uykusuzluk var, özlem var. İşte zaten çok başarılı bir sporcusun, yapamadı. Burada istatistiğe baktığım zaman 3'te 1 yapmış. Evet, çok iyi yani, değil aslında. Yani Melis ya, iyi değil. Ben son bir şey ekleyeyim mi? Çok tabii. İçimde kaldı ama ben burada Melis'in evet ada şartlarına dolmuş olabileceğini kabul ediyorum. Fakat Melis orada şeye karşı bir çıkış yapmadı, Batuhan'a karşı. Dedi ki hani ne tarafa doğru yapıyorum diye sordu. Ama Batuhan o kadar böyle tez canlı ki bir şeylere çok çabuk parlayabiliyor. Hani beni dinlemiyorlar mı acaba diye böyle bir yükselişe geçiyor. Batuhan'ın çok acil bir şekilde bu psikolojiden kurtulması lazım. Çok ben şöyle düşünüyorum. Evet, tepkiler yüksek. Tepkiler yüksek. Ama yani çok kötü değil bence ya. Olabilir. Ya yani. Bana da bak, ben kırılgan bir yapıya sahip olabilirim. Kavgaya gitmez yani. İnsan olabilirim ki Melis'i izliyoruz zaten. Burada Melis çok böyle olaylara karışan eden bir yarışmacı değil. Anladığım kadarıyla da çok duygusal. O açıdan da yani bir anda ona karşı böyle parladığında zaten ada şartları çok ağır. O yüzden de ağlamış olabilir ve ben burada Melis'in hiç hatalı olduğunu düşünmüyorum. Değil. Hani böyle Batuhan'ın daha hatalı, hatta daha hatalı değil, hatalı direkt Batuhan bana göre. Batuhan, son bir şey söyleyebilir miyim Batuhan'a? Batuhan'ın bak okey çıkışları oluyor ama Batuhan'da benim şu dikkatimi çekti. Batuhan kendi takımından kimle tartışırsa tartışsın asla kavgaya dönmez o iş, biliyor musun? Hani Batuhan böyle aykırı bir tip, hemen müdahale eden, hani tepki gösteren biri gibi başlamasına görünüyor ya. Başlamasına sebep olabilir işte, onu söylemeye bak, çalışıyorum. Asla o böyle sert bir kavgaya dönüşmez ama. Öyle bir enerjisi var Batuhan'ın. Bir şey, çünkü limitini o kadar iyi biliyor ki. Doğru. Bak o kadar iyi biliyor ki nerede duracağını. Orada bir yükseliyor ama hiçbir gerginlik yok ortada yani. Yani gülüyorlar bir süre sonra olaya. İçlerinde yani İsmail falan gülüyor böyle geliyor. Ama Batuhan bence... Hani duruyor çünkü hemen indiriyor vitesini. Yetiştirilme tarzı olarak da hani öyle hani efendiliğe haytalıktan daha yakın bir tarz. Kesinlikle ben yani canım. Batuhan'a kalkıp burada bir şiddetli bir kavgada kolay kolay olacağını yok, düşünmüyorum. Çok zor. Ama Batuhan'ın Survivor'la ilgili bence en büyük imtihanı alınganlık. Şu olaydaki alınganlığını ben haklı buluyorum. Yani bu olayda ben Batuhan'ın yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Şöyle ki Melis'e orada bir taktik veriyor.
Melis burada hani ben neyi yanlış yaptım, neyi yanlış yaptım diye böyle kendi kendini, arkadaşlarını bence yükseltiyor. Hani Batuhan bunu bana söylese hani dinlerim, tamam derim, teşekkürler Batuhan derim, kaparım dosyayı. Bence burada Melis biraz fazla yükselmiş, fazla orayı, duygusal yaklaşmış. O kısmını bence tekrar izlersen. Tamam, bir tekrar izleyebilir miyiz? İzlemeden önce şunu ekleyeyim. Batuhan'ın yanlışı nerede biliyor musun? Bir şey fikrini söylemekte değil. Melis'in tepki vermesi de yanlış değil. Hakikaten o an tepki vermek zorunda hisseder kendini. Yani onu şeydir, kan şekeri. Melis çok normal bir soru soruyor. Bak yanlış şurada ne başlıyor. Ne tarafa doğru diyor? Batuhan'ın yanlışı şurada başlıyor. Aynen öyle. İkinci safhada Batuhan şunu diyecek. Abi bu kız şu anda iyi değil. Gerilmiş. Oyunda gerilmiş. Ben bulaşmayayım. Kapatayım konuyu. Uzatmayayım. Aslında, uzattığı için bak, sorun çıkıyor orada. Hayır bak ne biliyor musun? Ya, buradaki konuşmada. Şu olayın konuşmada, başına bir girelim mi? Uzattığı için sorun çıkıyor. Burada kes yani muhabbeti. Bir anda parlayana bak. Melis, ben Melis'e bir şey söylemeyeyim. Melis, ikidir seni gördüğümde beline dayamış oluyorsun. Ne? Beline dayamış oluyorsun. Bir şekilde... İki taraf mı? Güzelim, bir dinler misin beni? Abi söyle. Tamam, dinliyorum. Bak, ya onu ne demeye çalışıyorum. Hani ne taraf diye soruyor. Bunda bir şey yok ki. Evet, hiçbir duruma göre bir şey soruyor. Abim bir dinleyin zaten. Cümlem bitmedi ki benim ya. Ben de diyorum ki buraya gelmesine hiç izin vermeyin. Kolunuzu dik yapın diyeceğim. Evet. Ama konuşmama izin vermiyorsunuz tamam, ya. Tamam, Batuhan sakin ol. Tamam. Zaten ilk sorduğun cümle sondayız zaten. Tamam, şimdi söyleyebilir miyim izin verirsen? Neden olduğunu? Biz bu tavrın bana göre yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü Melis orada sadece ne tarafı, iç tarafı mı diye soruyor. Orada Batuhan'ın verdiği cevap i̇şte, da işte. Güzelim bir dinler misin? Aynen, ikinci safhada böyle bir saçmalıyor yani, yükseliyor. Onu yapmaması lazım orada mesela. Oradaki anahtar şey tabii takımın Batuhan sakin ol demesi de olayı başka bir tarafa getiriyor. Abi takım da Batuhan bu sefer ben ya ne yapıyorum diyor. Tabii canım yani. Yani. Mobbing oluyor, karışmasın. Çok değişik bir şey var. Bu arada sevgili arkadaşım Ebru Taş'tan mesaj atmış. Çocuk... Ziyagil konağında büyüdü entrikalar arasında. O kadar normal dedi diyor ev böyle şey yapması. Efendim? Ev sahibi mi oranın? Ne ev sahibi? Anlamadım. Ebru Taş'tan. Hayır. Bu Aşkı Memnu. Aşkı Memnu'da. Ziyagil konağında büyüdü ya. Ev sahibi. Ebru Taş'tan. Ben haremsin ya. Vallahi. Tamam, ben sonra biraz sonra arada anlatacağım. Reji şimdi neye gidiyoruz? Dörde gidiyoruz. Evet, dörtte ne var? Evet. Ödül oyunu sonunda Melis ve Batuhan bazı açıklamalarda bulunuyorlar. Bu konuyla alakalı özürler diliyorlar. Bakalım neler demişler. Ben de yani sen de değil anladın mı? Beraber de istedim. Ben sen de dememize çıktım. Patronlar da ona dememize çıkacaktım. Buyurun söyle. Söyleyeceğim. Sen söyle. Kaç oldu? Oradan 9. Buradan da son 15, 24, son 24 sayının 19'u bizim abi. Bravo! İşte böyle dominasyon, devam! Bu kadar hassas olmasaydı hiç bir şey demedi ki o. Düğün memesine gerek yoktu ya. Hayır ama çok haklısın ama bazen ben de delirisim geliyor. Bak yemin ederim bir laf söyleyeceğim, arayabilir hiçbir şey. Konuşturmuyoruz da birbirimizi. Ben onu duydum. Evet. Daha önce kaçıncı daha önce mi söyledi? Hayır, o grup olmadı. Bir dakika bir şey söyleyeceğim demeden önce aynı şeyi söylemişti. Yani şöyle, biz Batuhan'la da konuşacağız. Bir herkes aynı kanaldan girilmiyor. Çünkü abi ben bunu başta söyledim. Ne söyledim, nereye gittin? Ne konuşalım mı ya? Anlatıyorum ya. Anlıyorum. Bir şey eksik. Üç kere de yanlış anladığım için olamaz yani. Anladın mı? Eksik yani. Hayır, gücün yetmiyor. Evet, yetmiyor. Tutamıyor. Ya da ikimizin ben dengesi bak, bir değildir. Ben olayı yani şunu... İki taraflı. Ben olayı şöyle algıladım. Öncesini bilmediğim için. Sanki o sana bir tavsiye verecek. Sen de hani sordun tabii şey yani haklı ya da haksız durumu olarak dedi. Sordun. O da artık yeter hani beni dinleyin dedi. Kendince haklı görüyorum onu da. Çünkü beşte kimse konuşturmuyor. Yani bugünkü olay eğer biz bunu kontrol etmezsek daha kötüye daha gidecek. Daha kötüye gidecek. Ya ben elimden geldiğince herkesin arasına girdim. Üzerime ve yani vazife değil. Bundan sonra da girmeyeceğim. Aynen ama, böyle olduğu ama, gibi. Ama sen bir şey söyleyeceğim. Burada da, ya, bu da ben, yanlış, şimdi şunu yanlış söylüyorsun. Hayır çünkü girmekle neden biliyor musun? Sen burada, hayır. Sen herkes gibi burada biz hepimiz önemli bir hayır, Barış, şeyiz. Hayır Barış neden girmeyeceğim biliyor musun? Çünkü ben araya girdiğim için ortada bir sorun olduğunu farkında değil insanlar. Ben arada olmazsam bir sorun olduğu ortaya çıkar. Ben sorunu engellediğim için sorun yaşayacağımızın kimse farkında değil. Anlatabiliyor muyum? Yani ben o şeyi stoperliği çekeyim. Bir sorun olduğunu görsün insanlar kendi. Takım karıştı. Melis sana soralım. Üzüldün bugün. Neler söyleyeceksin? Açıkçası
bayağı iyi mücadele ettik ama bizden yana değildi. Oyunun heyecanıyla küçük bir gerginlik oldu. Anlaşmazlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Kimsenin kötü niyeti olmadığını kesinlikle eminim bundan. Daha sonra Batu'yla bunu konuşup aramızda halledeceğimize de eminim. Herkes güzel mücadele etti. Tekerleği getirdiğimizde bile bazen atışlarda yine şanssızlıklar oldu. Ama biz bir takımız, hep bir aradaydık bugüne kadar. Bundan sonra da bir arada olmaya devam edeceğiz. Batuhan. Abi biz bir takımız. Biz kaybettiğimiz günlerde de takımız. Hiçbir zaman birbirimizi kötüye düşürecek, eksiye düşürecek bir şeyler yapmayacağız. Buradan Melis'ten de eğer ona çok fazla yükseldiysem tekrardan özür diliyorum. Oyun heyecanı dediği gibi sadece daha iyi olması için bir şey söyledim. Ama iletişim kopukluğu oldu, birbirimizi anlamadık. Yoksa ben burada Melis'i çok seviyorum ve ona çok saygı duyuyorum. Böyle olsun istemezdim. Karşı takımı tebrik ederim. Makara dedikleri gibi onlardan yana döndü. Aramızda anlaşacağız, takımcak da hep beraber. Hem bireysel hem takım olarak hep beraber bunu konuşacağız. Üstesinden geleceğiz, bizim takımımıza hiçbir şey zarar veremez. Şu olaya tekrar bakınca ben şunu sorguladım dün akşam. Bu takımın kaptanı nerede? Bu takımın iki haftadır kaptanı Barış. Bu takımda Cemal giderken takımı Barış'a emanet etti. Ben biraz daha Barış'ı olayların içinde tek bir tarafta değil iki tarafta ya da o an hızlı bir şekilde müdahale ederken görmek isterdim. Yani zor. Yani Barış'tan ama olmalı. Olmaz. Olmalı. Olmalı ama Barış'tan olmaz. Orada kaptanı İsmail yapacak abi kaptan. Evet. Abi. Başka çaresi yok bu işin. O zaman vermeyeceksin abi Barış'a da. Niye veriyorsun? Yani yaşına hürmet mi ya da işte. Tecrübesine hürmet mi? Orada Cemal teşkilatlandırdı. Barış mantıklı geliyor bana ama yapamıyor yani şu an. Evet yapamıyor. Takımı ya, yönetemiyor. Abi dünkü kavganın çıkmasının sebebi Barış değil mi ya? Evvelsi günkü. Oradan ne dedin sen binden evet. Yükselen? Evet evet. Sen takım kaptanısın. Ağırlığın var. Herkesi dinginlemen gereken adamsın. Dizginlemen gereken adamsın. Sen yükseliyorsun en başta. Zaten buradan dolayı. Yani bu olaya baktığında zaten Barış kaptan olamaz diyorsun yani. Bu arada sosyal medyadan bizleri takip etmek için Instagram'dan Survivor Panorama hesabını takip edebilir. Son fotoğrafımızın altına, bu arada program başlarken her gün bir fotoğraf paylaşıyoruz. Onun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Mert Öcal'ı takip etmek için Mert Öcal Instagram'da. OCL. OCL pardon, A yok. Öcal'ı buldum da vermedi biliyor musun? Ha yolladın ya. Aynen. İyi yapmış, akıllı çocuk. Dedim anlaşalım. Yok dedi. Beğeniyorum ben bu ismi. Ben de, benim adım da dedim Mert Hocal dedi. Melisa Emirbay için Melisa Emirbayar Official'ı takip edebilirsiniz. Bakın nasıl gülümsüyor size şu an. Çok mutlu oldu. Ve Damlacan için de Damlacan'ı takip edebilirsiniz. Çok kolay. Damla Can şeklinde kendisine ulaşabilirsiniz. Fotoğrafımızın altında da yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Lütfen atlamayın. Özellikle ilk tartışma Yunus Emre Aleyna olayındaki yorumlarınız ve buradaki Melis Batuhan olayındaki yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Bekliyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz arkadaşlar. Aranın ardından Survivor Panorama devam edecek. Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi Survivor Panorama'da bu akşamın ipuçlarıyla devam edeceğiz. Bu akşam biliyorsunuz bir konsey var. Şu an elimizde iki aday var. İlayda ve Aleyna adaylar. Fakat bugün SMS birincileri hem ünlülerde hem de gönüllerde birer aday söyleyecekler ve bu dört kişi arasından bir kişi Survivor'a veda edecek. Bakalım bu akşam Survivor'da neler yaşanacak? Evet, bu akşam veda eden isim bakalım kim olacak? Aşırı merak ediyorum. Çok merak ediyorum ben aşırı de. Aşırı merak ediyorum. Yani İlayda'nın da işi bence kolay değil. Bence kolay. Hani şimdi sempatiklik önemli ama hani o bir haftadır, iki haftadır. Bir yere kadar. Bir yere doğru söylüyorsun kadardır. Ama en az 3-4 haftada gider. Çünkü var yani muadilleri olduğu için şu anda. Öyle mi diyorsun? Muadilleri var yani. Muadilleri derken hani... Yani İlayda ile hani performansı yakın işte ne bileyim. Anladım. Gidecek olan başka muadiller var. Ondan önce gidebilecek olan çok yarışmacı var diyorsun. Var var. 3-4 hafta daha gitmez. Melisa sen ne diyorsun? Yani bence İlayda'nın gönderebileceği iki kişi daha bizi çok şaşırtacağını düşünüyorum çıkan isimlerden. Çünkü bu sempatikliği yani bu sempatikliği davranışları olsun işte o şeker bir de doğal olması bir de net olması ya bizim görmek istediğimiz şeyler. Çünkü hep böyle sürekli negatif surat görmek istemezsin. Zaten pandemi yaşıyoruz. Geçen sene bu çok o eğlencelerini bize çok güzel yansıtmışlardı. Level'ları şimdi yüksek tuttular. Teşekkür ederim. Biz de bekliyoruz bir şeylerini bize vermelerini. Onu biraz daha karşılamaya başlayan İlayda var.
Onun haricinde çıkacak isimler bence bizi şaşırtacak İlayda gidene kadar özellikle. Çünkü performansı yokken sadece ada yaşantısındaki tatlılığı, şekerliği, SMS'ini yükselttiği için gidecek isim çok merak ediyorum. Bence Hayrettin'i söylerse İsmail, Hayrettin gidebilir. Hayrettin'i söylemeyecek. Bence de söylemeyecek. Hayır, hani öyküyü söyleyerek yola çıktı ya, şimdi kimseyi kırmayayım, ünlülerden söyleyeyim böyle hani aramızda en tanınanlardan. Aa Hayrettin diyecek, 800 bin takipçisi var, bence kesin gitmez falan. Hayrettin, Hayrettin bir anda... İsmail naif bir adam. Hı? İsmail naif ve insanları kırmaktan çekinen aynı bir sen. Arkadaş. Aynı sen. Hiç alakamız yok, ben direkt kırarım abi çat diye. Ama bak önemli bir şey söyleyeyim, konuyla alakası yok ama altını çizmeden geçemeyeceğim. İnsanları abi kırmayıp, yani kıramayıp hayır diyemediğin anda sen kırılıyorsun. Evet, doğru. Bana bunu hayat biraz geç öğretti. 30 yaşından sonra öğrendim ben. Evet. Aynen. Güzel söyledin. Peki. Toparladı. İsmail şunu ekleyeyim. İsmail naif bir arkadaş, yani iyi niyetli, böyle kırmak istemeyen bir arkadaş. O yüzden her defasında şey diyecek. Strateji yapıyorum diyecek. Mesela öyküyü derse aynen. Yine aynı şey. Gitmeyeceğini düşünüyorum. Ya da Hayrettin derse zaten ya öyküyü Hayrettin ikisinden birini söyleyecek. Onun için de aynı şeyi söyleyebilir. Strateji yapıyor. Sen ne diyorsun Damla? Ben yine İsmail'in öyküyü söyleyeceğini düşünüyorum. Hani orada gitmeyeceğine inanmıyorum demesi aslında biraz daha olayın üstünü örtmek için. Hani kimse kırılmasın diye böyle bir açıklama yaptı. Ben de %100 ilk defa Mert'e katılıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. İlk defa mı? Öykü de şunu demez mi? Ya İsmail geçen hafta da beni söyledin hani... Sevineyim mi, üzüleyim mi? Yani yeter. Ya gidersen falan diye hani bir şey düşünmez mi? Öykü de öyle bir şey de yok. Hani ilk bir şaşırdı ama Öykü şunun farkında. Hani performans olarak söylendiğinin ve performans olarak da kendisinin hani biraz daha diğer kadın yarışmacılara nazaran aşağıda olduğunun farkında. Çünkü hani bir seçme esnasında şey dedi. Hani zayıf olan yarışmacıları seçer. Beni seçebilir karşı taraf dedi. O yüzden bunu kabul edebilen ve kendisiyle çok barışık bir insan olduğu için ben zannetmiyorum öyle bir alınganlık. Şunu da diyebilir. Bu akşamdan sonra yani hani yarın akşamdan sonra. Bu akşamdan sonra bugün salı değil mi? Tabii bu akşamdan sonra şey diyebilir. Acaba bu stratejiyi yapmasak mı artık İsmail falan hani sürekli benim adım diyebilir. Ya hoş değil zaten oraya çıkmak. Hani her ne kadar kendini kabul etsen de iyi ya da kötü. Çok fark heyecanlı olur. Orada birinin isminin söylemesi ya da isminin orada çıkıyor olması böyle bir tatsız hissettiriyor. Evet. Peki Barış mesela şimdi SMS'te en sonda ama takımın kaptanı. Söylemez. Yani o da enteresan bir durum. Yani Allah korusun şimdi Barış dese ki arkadaşlar... İstiyorsanız bu geçen hafta öyküyü söylediniz. Bu hafta hani ben olmazsam birinci. İstiyorsanız beni söyleyin. Strateji yapalım. Karşı taraftan birinin gidişini hızlandıralım. En kötü İlayda gider derse Barış bir anda paket olabilir yani. Bak. Ama şöyle... Bak Barış'la Hayrettin için çok tehlikeli bir hafta. Çünkü geçen hafta 10-11 olmuşlar. Bu hafta üzerine hiçbir şey koymamışlar. Bak hani bir şey koyduğun zaman 1-2 basamak. Çok şey koyduğun zaman 3-5 basamak yukarı çıkıyorsun. Evet. Hayrettin, ama Hayrettin'le Barış yine en sonlarda olabilir. Bir nebze olsun görünüyor. Ben yani Barış var mı yok mu, parkura çıkıyor mu, yarışıyor mu, sayı alıyor mu hiç görmüyorum. Hani varmış ama yokmuş gibi. Belki değişebilir. Çağrı'dan dolayı, Çağrı'nın yaşadığı olaydan dolayı o... Çağrı'nın adını İsmail vermez. İsmail ile Çağrı kanki. Yok yok şey olarak söylemiyorum. SMS sonuçlarının Çağrı düşer mi? Değişmesi anlamında söylüyorum. Çağrı çok polemik yaşadı ya böyle çok sinirlendi. O yüzden oyları düşüp acaba... Sonuncuya doğru gidebilir mi? Ve insanları ne kadar haksız gördü. Ama orada böyle Çağrı'ya şu konuda haklı bulanlar da var. Hani bir tahrik vardı. Ben Çağrı'yı haklı buluyorum diyen çok kişi var. Hani Çağrı zaten Doray'la haklı. Doray'la Poyraz yapıyor diyen. Haklı zaten. Verdiği tepki de haksız. Tepki sonra çok yüksek. Olayın sonrasında haksız. Tahrik olan adam yani seni biri gidip tahrik ediyorsa sen haklısındır yani tahrik olan kişi. Karşı tarafta yanlış bir hareket var çünkü. Evet. Sen sadece o tuzağa düşmeyeceksin. O tuzağa düşersen haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Evet. Işte. O konuya vallahi. Ben çok girmek istemiyorum tekrardan. Hep beraber göreceğiz çünkü. Ama İsmail eğer birinci olursa, diyelim ki İsmail birinci olamadı, Batuhan birinci oldu. Batuhan şimdi takımda herkese karşı ufak bir tepkili alınca... İyi noktadan girdin biliyor musun? Efendim? Çok iyi noktadan girdin. İşim bu. Evet. Batuhan Hayretin birinci olur. Batuhan da olabilir. Direkt Barış. Niye? Bence öyle der. Yok, çok fazla bir... Ha, Barış Bey diye kim demişti? Batuhan demişti. Bak çok güzel geldin. Vallahi helal olsun. Benim. Direkt Barış der bence. Barış mı der diyorsun? Tek kutupları... Sanki Hayrettin'i de söyleyebilir gibi geliyor bana. Hayrettin'in etkisi ne şu an Survivor'da? Yani hani bekleneni veriyor mu size? Realite anlamında motivasyon veriyor olabilir. Evet, olabilir. Yine de benim ama beklediğim karşılamıyor eğlence kısmında. Bak çok komik insanlar Survivor'da olmuyor. Yani komikliklerini de yapamıyorlar. Doğal komik ayrı. Evet. Hani günlük hayatında komik ama komedyen olarak bilinen, giden insanlar Survivor'da bir böyle sakin kalıyorlar. O da seyirci de şöyle. Ne zaman bu komiklik yapacak dedirtiyor. Biz izleyeceğiz mesela. Evet. Değil mi? Öyle bir şey var yani. Mesela Hayrettin'den herhangi bir espri, bir şey falan biz duymadık yani. Ama zaten Survivor öyle bir ortam değil aslında baktığında.
Ama insan bir bekliyor. Ben Hayrettin'den bir şey bekliyorum böyle. Ben çok... Hani giderken o abi yani, şey para komik, vermesi anneannesinin ailesine abi. Falan. Allah dedim gümbür gümbür geliyor. Ama hiç öyle evet, bir beklentiyi karşılayamadı. Yani. Hayır o verdiği paralarla 10. sırada işte para bitti. Şimdi ne olacak bakalım. O da var yani. Bilmiyorum. Hayrettin için de tehlike çanları Hayrettin çalıyor. Ve Barış için çok tehlikeli bu hafta. Evet. Çok eğer tehlikeli. İsimleri hani şöyle ilişkilerden dolayı söylemezler. Performansa bakarak da bence söylemezler. Tek söylenme nedenleri Hayrettin'le Barış'ın ya sen yıllarca futbol oynamışsın, tanınan birisin. Ya sen gümbür gideceğini gümbür bir YouTuber'sın. Ben senin gideceğini düşünmüyorum deyip derlerse İlayda Şeker 5. sırada Hayrettin'le Barış'a el sallayabilir. Öyle çıkar. Bu geçen haftanın SMS'i bu arada ama evet. İlayda'nın da ben hani hadi 5 olmadı da 7-8 falan olacağını düşünüyorum. Düşer. 1 olur mu? Yok, abartma yok, da ya. Bu yani, Mert'in ama bu bir şey diyeceğim. Işleri... Bütün takım adını yazdı. Adını yazdı. SMS kapanınca yazdı Mert. Ya hiç mi izlemiyorsun Survivor'ı? Bu arada İlayda'ya tek artı ne biliyor musun? Meryem'in gidişine ağlaması bir artı. Mesela Meryem'in gidişine ağlayınca biz böyle bir çok üzüldük ona. Çünkü konsey anlık ya 10 dakika. O 10 dakikada seyirciye aktardığın duygu çok önemli. İlayda tamam. Şunu gösterdi. O ama SMS'ten üzüldü önce değil Meryem. Mi? Evet. O timing Acun SMS'ten önce. Acun abi hatta SMS'i almadı. Ben sayarken bir baktım Meryem'i geçti Acun abi dedim Meryem. Üzülmesi bir yana bir de aslında artık bence herkes biliyor ya bu saatten sonra ünlüler kaybettiğinde herkes bir anda İlayda'yı yazacak tabii, yine. Tabii. Hani o da bir mağduriyet yaratıp tekrardan bir oylamada aynı pozisyonda kalabilir gibi geliyor. Bu arada Öykü mesela o kadar kötü performansına rağmen... Üçüncü sırada ben bunu tanınırlıktan çok Öykü'nün yapıcı. Adadaki anaç. Yapıcı, anaç böyle iyi niyetli. Çünkü dün de bir şey söyledi mesela. Ya arkadaşlar adada bir sürü olay oluyor. Ben aradan çekilsem bu olaylar gün yüzüne çıkacak. Ne yapayım yani çekileyim mi gibi bir şey dedi. Öykü büyük denge ve bence Survivor'dan çıkınca Öykü ile ilgili mesela herkes hakkında herkesin bir görüşü olacak ama Öykü'nün şeyi, imajı bence pozitif olacak. Kesinlikle. Çok yani ben mesela yapıcı. Daha sert, daha böyle sinirli, problem çıkaracak birini bekliyordum açık aynen, söyleyeyim. Aynen ben de öyle bekliyordum. Hani biraz bu son zamanlarda magazin falan filan ama şu an Öykü bence çok güzel bir survivor. Bence Öykü'nün SMS sıralamasında değişiklik olabilir. Batuhan'ı yer değiştirebilir. Çünkü şu an çok ön planda. Ben sosyal medyada da gördüm. Hı-hı. Atıyorum Twitter falan olsun. Şu an herkes Öykü, işte seninleyiz, Öykü yanındayız falan tarzında TT olmuş durumda hatta. Evet, Öykü'yü seviyorlar. Evet, bu çünkü düşündüğün zaman Öykü dersin ki şeye girecek, potaya girecek. Ne yapıyorlar şu an? Onun SMS'ini yüklenmiş olabilirler Batuhan ve İsmail'den ziyade. Olabilir. Bir gönüllerin SMS'ine de bakabilir miyiz acaba? Gönüllerin SMS'ine. Şimdi burada sizden önemli bir şey rica edeceğim. Evet hocam. Şimdi bu arada çok pardon, Sergen de girecek şeye bu hafta. Sergen girecek ama Sergen'in yeri mesela. Bence hani ortalarda olur ya. Evet, ben Sergen'in ortalarda öyle... olmasın. Ortalarda olmayı hak etmiyor bence Sergen. Nerede olmayı hak ediyor? Bence biraz daha yukarı. İlk üç diyecek. Şimdi... Ama bir şey söyleyeceğim. Bir yeni i̇lk geldi, iki çok sesli. İlk üçte olmasın. Sergen destekçisi çıktı şu anda. Hayır çok, çok iyi. Olabilir. Dün arkadaşlar dün 2'de 2 yapmış. Poyraz'ı nasıl almış. İndirdi Poyraz'ı performansta? Performans çağat, ödülünü çağat almış. Diye. Geldiği gün performans ödülünü almış. Yani takımın kurtarıcısı Sergen oldu. Bence en fazla, en fazla bu takımda 5. olur. Yarın bununla ilgili aynı konuşuruz. Konuşmazsa. Ben şu an 5, şöyle. 6, 4 başarıdır. Çünkü ağzını bıçak açmıyor. Evet. Hiç konuşmuyor ki. Ağzını daha bıçak açmıyor. Sergen'in fikri, zikri nedir biz bilmiyoruz. Hiç parkur şey. Dışında biz görmüyoruz evet. Abi. Survivor'da... Ama başarılı. Efendim? Ama başarılı. Takıma sayı kazandırıyor. Ama bak şimdi. Takımın kurtarıcısı olabiliyor. Poyraz da başarılı olabiliyor. Ama Poyraz konuşuyor. Sergen hiç konuşmuyor. Hiç sıfır Damla ya. Damla diyor ki hızlı koşan şampiyon olur. Aynen. Şimdi bir dakika olur. Şuraya geleyim. Damla olur. Burada İnşallah. Değişiklikler böyle çok büyük bir değişiklik beklediğiniz yarışmacı var mı? Şu bir anda şuraya düşebilir, şu şuraya çıkabilir diyeceğiniz biri var mı? Emin Gönüller düşebilir. Gönüller takımında. Bence. Emin düşebilir evet. Diyorsun. Hiç zannetmiyorum. Bu bir şey değil mi? Hiç bunda değişiklik olmak. Ya neden biliyor musunuz? İlk 4 değişmez Emin, biliyor musunuz? Ben Emin'in neden değişeceğini düşünüyorum. Çünkü Emin de çok olayların içerisinde evet ama sanki kadınların sözlerinin yanında duran bir kişiymiş gibi. Hani kendi düşüncelerini çok ifade etmeyip daha hanımlara daha mı yakın diyorsun yani? Ya kadınlarla daha iyi anlaşıyor olabilir. Hani bu Hı-hı. çok normal. Çünkü hani benim de mesela Survivor'dayken ben de çok hep genellikle daha doğrusu erkek arkadaşlarım daha çok olmuştur. Onlarla daha iyi anlaşmışım. Aleyna ile iyi anlaşıyor. Öyle bir durum olabilir ama Emin mesela söz konusuna girecek olursak böyle Ayşe daha baskın, Aleyna daha baskın. Emin onların arkasında kalıyor. Gölgede kalıyormuş kendi fikri gibi. Ve düşüncesi yok da
Bir de performans olarak da dün her ne kadar 2'de 2 yapmış olsa da Emin, performans olarak biraz daha açılması lazım. Onu bekliyoruz. O yüzden ben düşebilir diyorum. Dora için yorum alayım. Melisa, Mert ne diyeceksiniz? Bence oralarda takılır Dora. Evet. Düşmez de kalkmaz da. Biraz daha kalkmaz bir Dora mı burada yani? Bu 4-5-6 oralarda takılır. Daha sempatik gelebileceğini düşünüyorum insanlara. Bir de şimdi ne tarafta olduğu da belli değil. Hı-hı. Biraz daha sessizleşmeye evet. başladı. Bir de bunun üzerine performans koyarsa aynı yerde kalır. Ama aksi takdire düşecektir. Şimdi duygu da eklenecek oraya. Aleyna'ya gelelim. Aday 10. sırada. Yani şu an gitme ihtimali en yüksek olan bütün Survivor'da Aleyna. Çünkü evet. niye? Gönüllerin en dibinde. Aleyna gider. Gider mi? Gider. Nereye gider? Geliyor açıkçası? Elenir diyor herhalde. Ben şöyle diyeyim size. Aleyna'nın kalmasının tek ihtimali, iki ihtimali var. Hanzade bence. Mi? Duygu. Bir, Poyraz büyük ihtimal bir olacak bence yine. Tabii ki. Hanzade'yi söylerse abi, Aleyna gider diyorum. Evet, Duygu'nun İki. Orada fotoğrafı olmadığı için Duygu aklıma gelmiyor. Duygu gider, Aleyna Duygu. Gider mi ya? Duygu var abi. Aa, Duygu var. Bence Duygu Aleyna'ya geçebilir. Bence ha. de gitmez Duygu. Duygu gitmez geçer. Abi. Ya bak, Duygu belki gidebilir. Hayrettin ya da ya. Hanzade gider abi. Bence. Bak şu an bütün kafamdaki şeyi oturttum. Hayrettin ya da Hanzade diyorum ben. Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Hayrettin ya da Hanzade diyorsun. Evet. Yani bir gün ünlülerin SMS'ini açabilir miyiz? Ben Hanzade'nin gideceğini hiç düşünmüyorum. Hanzade'nin gideceğini hiç düşünmüyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani Duygu sert giriş yaptı da Duygu'nun o barakadaki olayı falan... Hani onu demeye çalışıyorum. Duygu ya da Aleyna abi. Bir şey söyleyeceğim. O olay Duygu'ya nasıl bir SMS kazandırır? Siz farkında mısınız? Hani orada seni erkekler barakasına yollayan bir 3 tane... Kişi ama, var ve bir anda Duygu mağdur kalıyor orada. Yani ben, Duygu tamam, yarın 4-5 çıkarsa şaşırmayın yani. Şöyle düşünüyorum. Ben zaten Duygu'nun o konuda haklı olduğunu düşünüyordum ama hani... Tepkisi büyük. Evet, mizacı biraz orada sert kaldı ya. O yüzden de insanlar hani o konuya bir tepki göstermiş olabilir. Sanki orada Emin çok kötü bir pozisyona düştü. Aslında Emin de zan altında kaldı gibi hissediyorum. Hani insanlar böyle de değerlendirmiş olabilir. Tamam. Ya Emin de otursun barakasında. Ne işi var kızların barakasında? Yatıyor orada yani. Dolanıyorsun ortalarda. Evet, Emin'den çıktı bir kolay yani. Diye. Otur abi yerinde ya. O Emin peki bir şey daha soracağım. Elinizde bir fırsat olsa. Kimi gönderirsiniz? İlayda mı gitsin istersiniz, Hayrettin mi? Tek Hayrettin. Hayrettin mi canım? Direkt Hayrettin. İlayda Hayrettin. Niye gitsin abi? Takılsın İlayda orada. Yesin oralarda takılsın. Mert'ten enteresan yorumlar. Adanın neşesi ya. Peki Meryem'in oyları birine gider mi burada? İlayda'ya gider. Ha işte, bak, İlayda ilk üçe girerse şaşırmayın bak söyleyeyim. İlk üçe girerse imkansız. Bak ilk üçe gitsin. Masayı böyle metrekaresi bak, kadar bak nasıl gelir biliyor musun böyle hani Superman böyle telefon kulübesine Clark Kent olarak girip Superman olarak çıkıyor ya bak. İlayda konseyden bir çıkar. Ben geldim arkadaşlar. Hadi yiyorsa yazın bir de falan diyor. Sen bayağı İŞFC yani İlayda Şeker fan club yani. Objektif yorum yapıyorum. Yo tabii kesinlikle ya. Reji ne kadar süremiz var acaba? Evet. O zaman şu Dora'nın bir sözleri vardı. Onu bir LED'e yansıtabilir miyiz? Dora'nın sevincini biz şımarık görelim. Değiliz. Biz gönüller takımıyız dedi. Bir bakalım mı LED'den rica etsem? Bir 13 daha geliyor. Bir 13 daha geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Gözlere bakıyorum da bitti bu iş. Bir 13 daha geliyor. Bak biz böyle değiliz. Aynen. Biz böyle değiliz. Aynen. Hadi. Biz şımarık değiliz abi. Biz gönüllüyüz. Biz böyle değiliz. Biz şımarık değiliz abi. Haydi Aleyna! Haydi! Evet, biz şımarık değiliz, gönüllüyüz. Yani bütün tarihteki gönüllülere ünlülere harcadı şu anda. Biz şımarık değiliz, biz gönüllüyüz. Ünlüler şımarık mı? Yani burada sana da mı bir laf geldi? Bana, sen ünlülerden gittin. Hiç gittim. Damla ya. Ben hep gönüllüydüm abi. Tamam, o zaman sen de şımarık tayfadan. Ben hep gönüllüydüm ya. Nasıl ya? All Star'da All Star olarak. Takımla mı değiştirmedin? 2010'da takım gönüllüydüm. Tamam da orada oraya geçtim ben abi. Tamam, sonuç olarak geçtin o takımda. Geçtim abi, hep geçtim abi. Tamam, şımarık olmuş oldun yani geçince işte. Yok. Bu arkadaşın söylediği şey. Ben neredeysem öyleyimdir ya hiç. Şımarmam falan. Yani kötü evet dediğin doğru. Bence. Bir de şey nasıl? Yani tamam hani o demek değil ama mesela biz şımarık değiliz, biz gönüllüyüz, biz şımarık değiliz, biz gönüllüyüz. Arka arkaya söyledi. Aa diye dönüp karşı tarafa bağırıyor ciyak ciyak. O nasıl bir şey? Karşı yani? Tarafa değil ya, yarışa çıkacak arkadaşına bağırıyor. Tamam ciyak ciyak bağırıyor yani. O da bir şımarıklık bence. Bir sıkıntı yok ama bu söylemler yani. Biraz böyle Dora'yı aşağıya çeker. Çünkü normalde Dora... Hani çok tezahüratlarıyla işte sesinin yüksek çıkmasıyla falan çok eleştirildi ama ben Dora'nın böyle oralarda haklı olduğunu düşünüyordum. Çünkü Survivor kuralları çerçevesinde istediğin kadar karşı tarafı bastırabilmek adı altında böyle sesini yükseltebilirsin, bağırabilirsin. Ve bench değiştirdiğinde de ben onun tamamen bilinçli olmadığını söyledim.
O adrenalinle kaynaklı olarak takım arkadaşını desteklerken nereye gittiğinin farkına varamıyorsun. İşte çizgiyi geçtim mi geçmedim mi. Oralarda hep Dora'yı bir haklı buluyordum. Bir de takım olarak çok dışlanıyordu. Çünkü insanlar ona karşı bir ön yargılıydı. Takımı karıştırdığını düşünüyordu. Ama biz elle tutulur bir sebepler bulamıyorduk. O yüzden de Dora SMS'te hani hep yazıldığı için de mağdur oldu ve bu şekilde sonuçlanmıştı. Gideceğine de inanmıyordum ama... Takım Dora'yı sahiplenmeye ve bir takım olmaya başladıktan sonra Dora bu hamlelere devam ederse SMS'e düşer. O yüzden bence dikkat etmesi gerekiyor. Hı. Çünkü keskin konuşmalar ne yazık ki sonunu getiriyor Survivor. Peki Baran'ı konuşmadık. Baran nasıl bir yerde SMS sıralamasında kendine yer bulur Melisa? Ne diyorsun? Kaçıncı sıradaydı Baran? O daha yeni geldi Duygu'yla evet. beraber. Daha SMS'e girmedi hiç. Ya şimdi Duygu'nun üzerine gelen bir... Gönüller takımı olduğu için, Duygu'nun yanına durmaya çalışan Baran olduğu için belki biraz da hani kadın yarışmacıyı savunuyor gibisinden SMS biraz daha Baran'ın SMS'ini arttırabilir. Ama onun haricinde agresif tavırlarına devam ettiği sürece performansına da fazla bir şey koyamadı şu an. Ben izlediğim ama zaman. Ama kadın yarışmacıyı yanında duruyor da kadın yarışmacıyı da kadın yarışmacıya karşı savunuyor. Aslında orada bir şey durum da yok yani. Ama bence şu anda Ayşe ve Aleyna izleyicilere biraz da antipatik geliyor. Ayşe ve Aleyna. Ayşe ve Aleyna. Öyle düşünüyorum. Çünkü Aleyna'nın performansı düşüremez SMS'i. Yani Duygu mu da şey geliyor sana? Duygu bana biraz daha gerçekçi geliyor. Yok, Aleyna mı? Bence Aleyna bana biraz daha sevimsiz geliyor. Çünkü stratejiyle ilerlediğini ve hani yapmacık olduğunu düşünüyorum. Mesela hangisiyle aynı adada olmak isterdin? Aleyna ile mi Duygu ile mi? Duygu ile kesinlikle de. Duygu'nun suyuna gidersen yani Duygu haksız olmadığı bir şey hakkında sesini yükseltmiyor. Ben mesela Aleyna ile aynı adada olmak ben isterdim. Ben Duygu ile aynı çünkü Aleyna'yı kontrol edebilirim ama Duygu'yu kontrol edemem gibi geliyor bana mesela. Ve kontrol edemediğim bir insanın da hayatımda olmasına tahammül edemeyen bir insan. Ne? Öyle ama gerçekten doğru her söylüyor. İnsan bunu ister. Yani Survivor'dasın. Kontrol edemeyeceğim bak. Yani, Duygu bir güç. Kontrol edebildiği için bizimle arkadaşsın o zaman. Yani, Survivor'dan bahsediyorum. Hayır, bir program yok. Evimize gidiyoruz. Duygu yani. Aynı yaşam alanı yani. Ya, mecbur aynen, aynı, aynı havayı soldurur. Yani, bir şekilde insan şey olmak ister yani. Mesela Duygu adada bana problem çıkarabilecek biridir. Ama Aleyna'yı ben bir şekilde ya ben onu anlarım ya o beni idare eder ama Duygu çok daha fevri mesela. Bir şey değil mi? Duygu da düzelecek abi. Efendim? Elenmezse Duygu da düzelecek. Kesinlikle. Evet. Bak sorun şu. Senin dediğin gibi kontrol edecek adam olmaması. Takımlarda kontrol edecek adam yok. Yani. Kaptan. Yani gaz almak diye bir tabir vardır ya. Karşındaki mesela agresiftir, yanlış hareket ediyordur bir şey. Sen onun gazını alacaksın abi. Sen onunla çatışırsan kontrol etme şansın zaten direkt ortadan yok oluyor. Bir de kimsenin böyle bir ihtiyacı yok ki. Yani kişiler birbirlerini kontrol etsinler falan filan. Yani şimdi günlük benim zaten yok. Orada ne kadar orada var ama. Bir orada enerjim var ki onu karşı tarafı işte susturmak orada için var. Kavga etmesinler orada falan filan. Hani o çok zor bir matematik ya da kimsenin... Ama hani... o konuda saygı orada duyulan var. Biri olsa bütün dengeleri sağlar biliyor musun bir şekilde? Bak ben buna geçen sene bize Yunus Emre geldi ya. Yunus Emre'nin bir karşı takımdaki hali ve hareketlerini hatırlayın. Evet. Bir bize geldikten sonraki. Çünkü bizde herkes onu kontrol etti. Kontrol, şey yapmadı hayır. Onu yani. Bence o saldırgan tavrı hep böyle tuttu kendini. Ben buna katılmıyorum abi. Ya. Bence gönüller takımda evet çatışıyordu ama size geçince... Bir yeni yere geldiği için ikinci size olan bir, çünkü Yunus Emre'nin hayatında abi kardeş usta çırak olayı çok olan bir abi hani, hep ünlülerde ya, olmak istediğini size karşı söylüyordu. Hep bir şey baktı böyle biraz hani, dediğin şeyle bir var bir ama o kadar değil saygı. O kadar ünlülerde değil bak, yani o adam orada neyse orada da o emin ol yani. Tamam yani. Evet ama yine de orada neyse orada da o yani ah Yunus Emre bu sene gelecekti tam onun senesi biliyor musun tamam. Bak evet. Onu bu sene seyretmeye çok Yunus Emre'yi atacaktın gönüllerin arasına var ya of fena olurdu vallahi keşke geçen seneden bir iki isim bu sene gelseymiş. Çok böyle çok yazan var, farklı bir şey. Ha? Aşırı yazan var yani. Sosyal medyada aşırı ama yani. Ama bu her sene böyle. Bir önceki sene hep bir kıyaslanır. Siz de kıyaslandınız. Ah işte geçen seneki evet. Anıl yok. Ah geçen seneki bizi şeyle kıyaslamışlar. Çok şey olmuş. Konseyde Çağrı, İsmail, Barış yan yana mı? Bir üçü oturuyor. Oraya öyle boş boş oturmaya gelmediniz. Dedikodu yapacaksınız diye yazmış. Güzel gelmişler. Arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Yarın ama saat 12.45'te. Pardon reklama gidiyormuşuz. Özür diliyorum. Reklamlardan sonra Survivor Panorama devam ediyor. Efendim devam ediyoruz Survivor Panorama'ya. Artık son dakikalarımız. Yine heyecanlıyız. Az önce de konuştuk. Bugün bir eleme var. Kim birinci olur? Kim aday olur? Ve kim elenir? Akıllarda 3 soru. Konseyde yüzleşme yaşanır mı? Aleyna ile Yunus Emre arasında. Bu arada Sancakay da sosyal medyadan bir açıklama yapmış bu konuyla alakalı. Öyle mi? Ne yapmış? Aynen. Uzun bir şey yazmış. Hani özet yazsa burada anlatırdım da.
Akşam bir bakarım ona ben. Bir özetleyip yarın konuşuruz. Hani İftira biraz daha değildir söylediğim şey tarzında. Evet, ben ne dediysem onun arkasındayım. Evet. Yanlış bir şey söylemedim. Söylediği şeyin tam olarak ne olduğunu biliyor musun? Tam net. İşte Yunus Emre söyledi ya. Parmağımda oynatırım ben onu demiş. Tamam, parmağımda oynatırım. Bir, bu mu yani sadece? Tek bir şeyim, tek bir cümle mi? Ya bu güzel, uzun uzun yazmış şey 4-5 sayfalık aynen. Bir şey. Bunu ben tam okuyamadım. 5-6 sayfa yazmış böyle. 5-6 sayfa. 5-6 sayfa. Evet, evet. Sancakay'ın Instagram hesabından siz de bakabilirsiniz. Hazır Instagram açmışken Mert Öcal'ı da takip edebilirsiniz efendim. Mert Öcal, içinde A yok. Değişik bir Instagram hesabı. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Çok biz teşekkür ederiz. Harika bir yayındı yine. Evet, harika bir yayındı. Senin yine moderatörlüğünde yine. Damla bu arada bir şey söyleyeceğim. Dürüst olarak söylüyorum. Bu sene bence çok değişik, çok farklı ve güzel yorumlar yapıyorsun. Geçen sene kıyasla. Evet evet. Bunu samimi olarak söylüyorum. Daha yapıcı yorumlar yapıyorsun gerçekten. Mesela. Bak yenilik de akıyor. Adını en sona yazabiliriz yani. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Melisa'ya, Mert'e ve günün yıldızlarından Damla Can'a teşekkür ediyoruz. Ve Hakan Atipoğlu. Yarın saat 12.45'te. Çok sağ ol kardeşim. Mert'ciğim çok mütevazidir. Sizinleyiz. Yarın saat 12.45'te TV8 ekranlarında sizlerleyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.